Herkese merhabalar. E-ticarette kazandıran ipuçları webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Selçuk Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte birbirinden değerli konuşmacıların yeni aldığı sunumlarıyla e-ticarette başarılı olmanın ipuçlarını beraber öğreneceğiz. Hemen hızlıca başlamak istiyoruz. Öncelikle İlyas Ofkanal Satış Müdürü Sayın İbrahim Bicil Bey'e söz vermek isterim. İbrahim Bey, görüntü ve sesinizi açabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhabalar. Sunumuzu direkt ben açıyorum buradan. Direkt başlayabilirsiniz. Soru sormak isteyen olursa chat tarafına yazabilirsiniz. İbrahim Bey de cevap verir. Ben de hani sonunda sorup kendisine yöneltebilirim. Söz sizde İbrahim Bey. Tamamdır. Çok teşekkürler Dilruba Hanım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e-ticaret ve ihracatla ilgili güzel bir sohbet yapmayı planladık. Öncelikle katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Umarız bu konuşmamız, sohbetimiz faydalı olur katılımcılar için. Umut ediyorum herhalde aramızda e-ticarete girmeyi düşünenler vardır ya da e-ihracata girmeyi düşünenler ya da halihazırda e-ticaret yapanlar. Ben özellikle Ideasoft adına yapacağım sunumumda e-ticaret yapanların altyapı fark etmeksizin nelere dikkat etmeleri gerekiyor ya da e-ihracatta nelere dikkat etmeleri gerekiyor ya da e-ticarete girmek isteyenlerin hangi doğru adımlarla e-ticarete giriş yapmaları gerekiyor. Bu noktalara özellikle vurgu yapmaya çalışacağım. Öncelikle tabii şimdi sunumum boyunca oldukça fazla veri paylaşacağım. Evet, bunları yaparsanız daha doğru olur. Bu adımlar sizi başarıya götürür gibi bazı ipuçları paylaşacağım. Bu ipuçların da isteyen herkese sunumu da ulaştırabiliriz. Bu soru çokça geliyor genelde. Sunumu isteyen tamamını dileyen herkese ulaştırabiliriz. Tabii bu verileri, ipuçları neye dayanarak açıkçası paylaşıyoruz? Bunu anlatmak adına çok kısa Ideasoft'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü burada da bazı soru işaretleri oluşuyor. Biz 2005 yılından bu yana teknoloji sektöründe e-ticaret yazılımları üreticisi olan bir e-ticaret sistemi sağlayıcısıyız açıkçası. Müşterilerimize e-ticaret ve e-ihracatla ilgili 360 derece hizmetler sağlıyoruz. Tabii bu kadar veri elimizde 2005 yılından bu yana oluştu ve bu veriyi de şuna dayanarak iletiyoruz. Biz ülkemizde e-ticaret yapan aktif e-ticaret sitelerinin yarısına hizmet veriyoruz. Yani ülkemizdeki e-ticaret ekosisteminin yarısı Ideasoft altyapısıyla şu anda hizmet aldığını rahatlıkla söyleyebilirim. İki siteden biri Ideasoft'ta hizmet alıyor. Ve buna dayanarak da sizlere evet şu adımlar doğru oluyor. Bu adımlarda genelde işletmeler çok zorlanıyor gibi veriler paylaşıyor olacağım. Tabii sunumun başında şeye de iletmekte çok fayda var. Ülkemizdeki ticaretin ne kadarı internet üzerinden yapılıyor? Bu çok önemli bir veri aslında bir ülkedeki e-ticaretin geldiği noktayı anlayabilmek adına. Ülkemizdeki ticaretin şu an neredeyse 1/5'i internet üzerinden yapılıyor. Bu çok önemli bir veri açıkçası. Yani ülkemizde 100 birimlik ticaret yapıldığında bunun 20 birimi internet üzerinden satılıyor, alınıyor ya da satılıyor gibi bir ortam var. Tabii bu noktaya aslında son birkaç yılda çok hızlı geldik. 2-3 yıl öncesinde bu rakam %7'ler, %8'ler civarındaydı. Hepimizin tahmin edebileceği gibi salgın dönemi bir anda çok büyük bir dönüşüme neden oldu ülkemizde, bütün dünyada olduğu gibi. Bu ve rakam çok hızlı bir şekilde %20'lere, %25'lere zorluyor hatta şu anda. Zorladığı bir nokta var. Bu aslında önemli bir veri. Ticaret yapan ve internette olmayan, dijitalde olmayan herkesin iyi yorumlaması gereken bir veri. Çünkü bundan 5 yıl, 10 yıl geriye gittiğimizde, 10 yıl önce herhangi bir yerde işte 100 birim ticaret yapıldığında bunun 93, 90, 95 birimi geleneksel yollarla yapılıyordu. Artık öyle bir ortam yok. 100 birimlik bir ticaretin 25 birimi internetten yapılıyor. Yani pazar küçülüyor. Geleneksel pazarın gün gün küçüldüğünü söyleyebiliriz. O yüzden işletmeler bu konuda hızlı bir şekilde gardını alması gerekiyor. Bir taraftan da büyüyen bir pazar var. E-ticaret pazarı var. E-ihracat pazarı var. Burada yer alan işletmeler de o büyümeden çok hızlı bir şekilde paylarını alabiliyorlar diyebilirim.
Peki hani Türkiye'de %20'si yapılıyor, %25'i yapılıyor ticaretin. Dünyada ne durumda? Dünyada da aslında yine salgın öncesi Çin'de %35 gibi bir rakam vardı. Yani 100 birimlik ticaretin 35 birimi internet üzerinden yapıldığı bir ortam vardı. Ancak tabii bu şeyle beraber, salgın dönemiyle beraber orada da çok hızlı bir artış oldu ve şimdi 2021 yılı itibariyle ticaretin yarısından fazlasının internetten yapıldığı artık koşullar oluşmuş oldu. Bu çok büyük bir dönüşüm. Yani dünya ticaret tarihi açısından, belki insanlık tarihi açısından çok büyük bir dönüşüm aslında. Yani bir ülkede şöyle düşünelim, bir ticaret yapılıyor ve o ticaretin yarısından fazlası internette yapılıyor ve bu son 5-6 yılda bu dönüşüm yaşanıyor. 5-10 yılda yaşanıyor. Çok hızlı bir dönüşüm. Çok hızlı büyüyen, çok hızlı küçülen firmalar oluyor tabii böyle ortamlarda. O yüzden aslında Çin'deki bu durum ve buradaki gördüğümüz, tabloda gördüğümüz yıllarda gelecek projeksiyonu. Yani 2022 %55, 2023 57, işte 60'lara dayanan bir şey var. Ticaret hacminden öngörülüyor açıkçası 2024 sonuna gelindiğinde. Bu rakam ülkemizde oluşur mu? Evet, oluşur. Ben oluşabileceğini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda, ama ne kadar sürede oluşur? Buna hep beraber şahit olacağız e-ticaret dünyası içerisinde. Ama gelişmeler Türkiye'nin tabii e-ticarette çok önemli bir noktada olduğunu gösteriyor ve dünyanın birçok ülkesine göre çok öndeyiz e-ticaret verileri anlamında. Ama tabii geride olduğumuz noktalar da var. Özellikle geride olduğumuz noktalar işletmeleri sevindirebilecek bir nokta diyebilirim. Türkiye'deki e-ticaret yapan işletme sayısı hani gelişmiş ülkelere göre çok düşük. Yarısından daha az, bunu söyleyebilirim. Ülkemizde çünkü 40 bin civarında aktif e-ticaret sitesi var. Ancak bizim gibi benzer nüfusa sahip, ancak ekonomi olarak bizden biraz daha iyi durumda olan ülkelerde, işte İngiltere, Almanya gibi, Türkiye gibi işte 70-80 milyon civarında nüfusu olan ülkeler. Bu ülkelerde 100 binin üzerinde e-ticaret sitesi var açıkçası. Böyle değerlendirildiğinde de her bir işletmeci için daha çok büyük fırsat var. Belki biz önümüzdeki yıllarda da 100 bin e-ticaret, aktif e-ticaret sitesinin olduğu, koşulların olduğu, ortamın olduğu noktaları görüyor, konuşuyor olacağız. Ama şu anda 100 bin e-ticaret, bu nüfusta, benzer bir nüfusta 100 bin e-ticaret sitesinin olduğu pazarlar varsa biz de önümüzdeki yıllarda o noktada olacağız diyebilirim açıkçası. Şimdi bu bölüm e-ticaret dünyası ve geleceği açısından böyle hızlı bir bakış atmak istedim. Şimdi e-ticarete girmek isteyen ya da e-ihracata girmek isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor başarılı olmak için? Bu noktalara değinmek istiyorum. Bizim gözlemlerimiz e-ticaret işletmeleri ya da e-ticaret yapan işletmeler 3 temel adımda zorlanıyor ya da başarılı oluyorlar. 3 temel adımı böyle hızlıca özetleyecek olursak, kurulum aşaması. Yani e-ticaret yapmak istiyorsunuz. İşte sitenin kurulacağı, ürünlerin hazırlanacağı, hazırlıkların yapılacağı aşama, kurulum aşaması diyoruz biz. Bu aşamanın başarılı geçmesi ve dikkat edilecek noktalara özenle hazırlanması gerekiyor. Detaylarını da paylaşacağım. Bir diğer aşama ziyaretçi artırma aşaması. Yani sitemizi kurduk, ürünlerimizi hazırladık, her şey hazır. Ziyaretçilerimizin artması, yani bizi daha fazla Çinli insanın, potansiyel müşterinin bulması gerekiyor sitemizi. Bu adımda yapılacaklar var. Biraz onların detaylarından bahsedeceğim. Tabii sitemizi kurduk, başarılı bir site. Ziyaretçileri bulmak için doğru adımları attık ve ziyaretçi de bulduk. Burada da bitmiyor işler. Burada da yine başarılı ve başarısız olmak üzere ikiye ayrılıyor işletmeler. Başarılı olanların ortak noktaları ne? Nerede başarısız olunuyor? Oraya değineceğim. Bu aşamada otomasyon aşaması. Otomasyon aşamasını da doğru tamamladığımızda aslında işletmemiz için çok iyi bir yatırım yapmış ve internet üzerinden çok karlı bir iş modeliyle satışlarımızı başlatmış oluyoruz ve devam ettirmiş oluyoruz. Bahsettiğim konuları hep böyle sürdürülebilir modeller kurmak üzerine, sürdürülebilir modeller düşünerek anlatıyor olacağım. Onu da belirtmek isterim. Yani anlık, günlük, dönemsel satışlar değil de sürdürülebilir modelleri baz alarak anlatıyor olacağım. Bu arada soruları olan olursa bölebilirim. Vaktim kısa. Konularımı da yetiştirmeye çalışıyor olacağım bu vakitte. Öncelikle kurulum aşamasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Bizim gözlemlediğimiz ülkemizde otomasyon aşaması ile ilgili bir sorumuz var. Otomasyon aşamasına izin verirseniz 3 aşama var. Detaylarıyla kurulum, ziyaretçi artırma, otomasyonu detaylarıyla anlatacağım. Birazdan sunumu da oraya getiriyor olacağım. Kurulum aşamasında özellikle gördüğümüz en fazla yapılan hata
altyapı tercihi konusu. Altyapı tercihi konusu, neden altyapı tercihi konusu? Bu konu biraz böyle şeyde durabiliyor. Biz de bir altyapı sağlayıcısız, ondan dolayı mı bunu söylüyoruz diye, ama aslında öyle değil konu. Ülkemizde şu an aktif 40 bin civarında e-ticaret sitesi var. Ancak ülkemizde her yıl 50 bin civarında e-ticaret sitesi kuruluyor ve kapanıyor. Bu çok büyük bir rakam ve birbirinden bağımsız işletmeler. Bazen bir girişimci bütün varını yoğunu bir işe yatırıyor ve bir sistem kuruyor. Sistemi ayağa kaldıramadığı için o girişim başarısız oluyor gibi böyle birçok örnek var. Peki niye 50 bin tane e-ticaret sitesi kapanıyor diye baktığımızda, bu çok büyük oranda %80-90 gibi bir oranda bizim karşımıza şu çıkıyor. Dikkat edilecek nokta bu. Açık kaynak kodlu yazılımlar, özellikle lisansı olmayan yazılımlarla kurulan site çok fazla ülkemizde ve bundan dolayı da e-ticaret siteleri kuruluyor. Teknolojik sorunlar yüzünden de bir yıl doldurmadan kapanıyor. Bir yıl doldurmayan sitelere biz aktif e-ticaret siteleri ya da olgunlaşma evresine gelmiş e-ticaret siteleri demiyoruz. O yüzden bu hani ülkemizdeki aktif siteler 40 bin dediğimizde burada da yine kafa karışmasın. 50 bin böyle sürekli açılıp kapanan siteler var. Ortak noktaları genelde açık kaynak kodlu yazılımına kurulmuş siteler. Peki hani biz neyi farklı yapıyoruz da bizimle insanlar devam ettiriyor, ettirebiliyorlar e-ticaret girişimlerini? Biz sadece bir yazılım vermiyoruz. Evet, şöyle kabaca baktığımızda bir teknoloji yazılım firmasıyız ama biz sadece yazılım hizmeti vermiyoruz işletmelere. Bizim verdiğimiz hizmet yazılımla beraber sunucu hizmeti, teknik destek, işte güvenlik hizmetleri, sanal post, danışmanlık hizmetleri. E-ticarete giren bir işletmenin bütün ihtiyaç duyabileceği konularla ilgili çözümlerimiz mevcut. Yani aslında e-ticaretle ilgili 360 derece bir çözüm sunuyoruz. Ha, bizim gibi böyle yapan başka işletmeler de var. Tek bu hizmeti sağlayan biz değiliz. Zaten Türkiye'deki aktif e-ticaret sitelerinin %95'ini bu modelle hizmet alan firmalar oluşturuyor. O yüzden hani ben işletmelere ve girişimcilere özellikle e-ticaretle ilgili yazılım, sunucu, destek, güvenlik gibi bütün konularda hiç başka bir tarafa atmadan hizmet veren kuruluşlardan hizmet almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü burada ülkemizde yani kurulum aşamasında çok büyük bir israf ve zaman kaybı yaşanıyor. Burayı açtıktan sonra zaten artık bir sonraki aşamayı planlamak gerekiyor. Orada da doğru adımları yaptığınızda iş artık başarıya gidiyor diyebilirim. Kurulum aşamalarıyla ilgili söyleyeceğim en önemli notlar bu kısımdı. Ziyaretçi artırma aşaması, sitemizi kurduk, karar verdik, ürünlerimizi hazırladık, fotoğraflarımızı çektik, açıklamalarımızı ekledik, iyi bir altyapı kullandık, iyi bir altyapıya sahip olduğumuza emin olduk. Bütün 360 derece karşımıza çıkabilecek her şeyle ilgili, güvenlikle ilgili vesaire tereddütleri giderdik. Yani bunu nasıl giderebiliriz, nasıl bilebiliriz bizler diye böyle bir soru oluşursa, açıkçası şuna bakabilirsiniz. İşletmenin hizmet verdiği firmalara bakabilirsiniz. Yani bu en pratik yöntemidir. Referanslara bakabilirsiniz. Referanslarla görüşebilirsiniz. Kaç yıldır bir işletme oradan hizmet aldığını vesaire sorgulayıp bu kurulum aşamasını kolayca halledebilirsiniz. Ziyaretçi artırma aşaması da, şimdi sitemizi kurduk ve o önemli kurulumdaki soru işaretleri kafamızdan kalktı. Sitemiz hazır, ürünlerimiz var, bir markamız var, bir adımız var. Artık bir web sitemiz var satış yapan ama artık ziyaretçimizi artırmamız gerekiyor. Burada neyi doğru yapmamız gerekiyor? Şimdi biz özellikle olgunlaşma evresine gelmiş siteleri incelediğimizde ya da dünyada benzer çalışmalar yapıldığında ortak bir nokta çıkıyor. Yani 5 yıldır birileri bu HR işini yapıyor ve başarılı, karlı bir şekilde devam ediyor. Böyle birden çok yüzlerce, binlerce işletmeye baktığımızda ortak nokta şu, bu sitelerin her birinin organik trafikleri %40'ın üzerinde. Yani böyle bir ortak nokta çıkıyor. Bütün yönleriyle baktığımızda bu sürdürülebilir iş e-ticaret modellerine. O yüzden aslında e-ticaret siteleri trafik konusunda öncelikleri noktasında da öncelikle organik trafiğinin yüksek olacağı çözümler bulması gerekiyor. Yani ilk günden itibaren organik trafik. Organik trafik ne? Doğal yollarla açıkçası ziyaretçilerin sizi bulduğu trafik. Biraz daha açmak gerekirse, şimdi önümde kanallar var. Organik arama dediğimiz aslında örnek veriyorum, konumuz zeytinyağısa, zeytinyağı Google'da arattık. Reklam dışı çıkan, reklamlardan sonra gelen sonuçlar
organik arama, doğal arama dediğimiz sonuçları olmuş oluyor. İşte bu aramalarda üste çıkmanın belli başlı yöntemleri var. Birazdan bazı detaylarından bahsedeceğim. Başka neler var? Reklam verebiliyorsunuz. Yani internet sitenizi açtığınız gün siteniz hazırsa hemen reklamlarınızı hazırlatıp özellikle Google, yani burada ülkemizde arama motoru olarak Google'un %99 gibi bir pazar payı var. Google üzerinde reklamlar verebilirsiniz. Anahtar kelime, görüntülü reklamlar, yeniden pazarlama reklamı gibi reklamlar verilebiliyor. Reklamların dışında sosyal medya yaygın olarak kullanılıyor. Sosyal medyada da açıkçası işte Instagram, işte Facebook, Twitter, YouTube gibi hani kanallar var. Hani bunlar çok yaygın olarak kullanılan kanallar ülkemizde. Tabii bazen bazı girişimciler, işletmeciler şunu düşünebiliyor. Biz e-ticarete giriyoruz, şimdi sadece Google'a reklam vermeliyiz diye düşünebiliyorlar. E-ticarete giriyoruz, sosyal medyada reklam vermeliyiz diye. Aslında öyle değil, doğru kanal dağılımı bu gördüğünüz tablo. Yani ilk günden itibaren odaklanılması gereken organik aramaların yüksek, en yüksek ziyaretçi kanalımızın olduğu yapıyı oluşturabilmek. Siteyi açtıktan ne kadar sonra Google reklamlarına başlamak gerekiyor? Aslında siteyi açıp içeriklerimizi de hazırladıysak, yani eğer hazırlık aşaması ile ilgili herhangi bir şeyimiz kalmadıysa, hazırlıklarımız bittiği andan itibaren Google reklamlarını başlatabiliriz. Bu noktada peki arama motoru optimizasyonu, daha doğal aramalar, yani şu en baştaki tabloda en üstte olmak için ne yapmak gerekiyor? Onu biraz açmak istiyorum. Bu aslında hem kolay hem zor bir yönü var bu işin. İşletmeciler hani burayı iyi bilmesi gerekiyor. Aslında internetin, hani şu an önümüzdeki internet dünyasının geldiği koşullar itibariyle bir iyi bir teknolojik altyapı kullanacaksınız. Yani binlerce kural sayabiliriz ama iyi bir teknoloji, teknolojiyi sizin adınıza takip eden bir altyapı firmasıyla, size düzenli güncellemeler veren bir altyapı firmasıyla çalıştığınızda işin yarısı teknoloji. Açıkçası eğer iyi bir teknolojik altyapı kullanırsanız, belki yarısından fazlası teknoloji, hızlı çalışan bir site, Google'un güncellemelerini takip eden bir altyapı kullanırsanız büyük bir oranda halletmiş oluyorsunuz. Burada zaten bir işletmecinin elinde çok fazla yapabileceği bir şey olan bir şey değil, sadece karar verebilir doğru altyapıyı kullanıp kullanmadığı noktasında. Doğru karar verdiğini düşünelim işletmecilerin e-ticarete girerken, doğru bir altyapıyı seçtiler. Sonra ne yapacaklar? Sonrasında aslında en büyük konu İçerik oluşturmak. Yani arama motorlarında, doğal aramalarda doğal bir şekilde üst sırada çıkmanızı sağlayacak konu aslında bolca içerik oluşturma işi olmuş oluyor. Yani içerik oluşturma da nedir diye düşündüğümüzde, ürünlerimize bol bol özgün içerik yazmamız gerekiyor. Bu bol bol özgün içeriği nasıl yazarız peki? Yani aslında biz satıcı gibi düşünüp ürünle ilgili muhtemel alıcılarımızın sorabileceği bütün soruları cevapladığımız bir sayfa oluşturmayı hedeflemeliyiz ürün detay sayfalarında. Yani bir mağazanız, dükkanınız olduğunu düşünün. Herhangi bir ürününüzle ilgili gelen potansiyel müşteriler, müşteri adaylarınız size hangi soruları soruyor? Bunları düşünerek ürün detay sayfasında nasıl paketlediğinizi, nasıl kargoladığınızı, nasıl ürettiğinizi, nasıl kullanıldığını, neyle birlikte kullanıldığını, bakımının nasıl yapıldığını, bu ürüne göre değişecek konular. İşte bu nasıl sorularını cevaplarsanız eğer ürün detay sayfasında bol ve geniş içerikte oluşturmuş oluyorsunuz. Bir önemli konu, son yıllarda video içerikler önemini artırdı arama motoru optimizasyonu konusunda. Ürünlere bir de yani herkes, mesela bütün e-ticaret yapan işletmeler ürünü nasıl paketlediğine dair bir video çekebilir. Herkesin ortak noktası ve her alıcının da acaba nasıl gelecek ürün diye bir soru işareti. Bence ürünü nasıl paketlediğine dair bir video çekip bütün ürünlere koyabilirler. Bu çok faydalı olur. İşte nasıl monte edildiği, nasıl birleştirildiğine dair videolar basitçe cep telefonuyla bile çekilip koyulabilir. O yüzden ürün detayında hem açıklamaların, hem görselin, hem videoların olduğu bir ortam oluşturmak gerekiyor diyebilirim. Ziyaretçi artırma aşamasında eğer hızlı bir şekilde ilk günden itibaren ürünlerimize bol ve geniş içerik oluşturmaya, videolarla da bunu desteklemeye özetle eğer videolarla da burayı desteklemeye özen gösterirsek gelecek günler açıkçası çok çok başarılı organik ziyaretçiler almamızı sağlayacaktır. Bir taraftan bu adımlarla ilgili soru var mı diye sorulara bakıyorum.
Evet, aslında bu bahsettiğimiz konuyla ilgili bir yorum da gelmiş ve doğru mudur? Yani Google reklamları reklam aktif olduğu süre boyunca ziyaretçi getiriyor ve satışları destekliyor. Ama tabii bu bir maliyet. Esas doğru olan hani SEO çalışmaları, kalıcı olan SEO çalışmaları yapmak mıdır diye sorulmuş. Evet doğru ama reklamları da desteklemek lazım. Hep reklamı da stratejik olarak kullanarak destekliyor olmak lazım diye tavsiyede bulunabiliriz. Evet, bu sunumu yollayabiliriz. Sunumla ilgili şeyimiz gelmiş. Bu sunumumuz bittikten sonra ya da webinarımız bittikten sonra iletebiliriz. Önde gördüğünüz tabloda aslında dünya genelinde özellikle pazarlamacılara önümüzdeki dönemde hangi alanlara daha fazla yatırım yapacaksınız gibi yöneltilen bir sorunun cevabı. Bu aslında işletmeler açısından çok önemli. Yani dünyanın pazarlama profesyonelleri şu önünde gördüğünüz gibi bir şey yapıyor. Diyor ki hangi alanlarda daha etkili olacak pazarlama, hangi alanlara yöneleceksiniz gibi. Özellikle %28 sosyal medyanın daha önemini artıracağını ve o alanda harcamalar yapacağını söylemiş. Video marketin öne çıktığını görüyoruz bu son yıllarda, biraz önce bahsettiğim konu. Bu konuda daha fazla yatırım yapacağını söyleyen pazarlamacılar var. Yine organik aramayı yine ilk üçte görüyoruz. Hani burada yine pazarlamacı gelecek dönemde yine %22 gibi bir oranla yatırımlarını devam ettireceklerini söylüyorlar. Bu alanlara yöneleceklerini söylüyorlar diyebilirim. Şimdi ziyaretçi artırma aşamasından sonra şey yapabiliyoruz. Otomasyon aşaması. Ziyaretçi artırma ne dedik? Sitemizi kurduk, hazırladık. Nasıl ziyaretçiler bulacağımızın planını yaptık. Tabii bu, şunu da belirtmek isterim. Belki oraya değinmedim. Bu organik arama sonuçlarını böyle hızlı vermiyor reklamlar gibi. Organik aramayı bugün başladık. 3 ay sonra bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. 6 ay sonra bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. 1 yıl sonra etkilerini çok net bir şekilde hissediyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz diyebilirim. Böyle bir şey organik arama kısmı. Buraları çözdük. Biraz reklam veriyoruz. Organik aramadan ziyaretçiler geliyor. Videolarla destekledik. Sosyal medyadan ufak ufak ziyaretçilerimiz geliyor. Artık girişimimiz başarılı satışlarla devam ettiğini hani düşünelim. Buradan sonra ne olabilir? Hani neyi doğru yapma? Aslında her şey yolunda gidiyormuş gibi ama bizim gözlemlediğimiz otomasyonu sağlamak gerekiyor. Çünkü e-ticaret dediğimiz nokta sadece biraz önce şeyi de gördüm. Hani pazar yerlerinden de bahseder misiniz diye. Aslında birazdan pazar yerlerinden bahsedecek çok uzman bir konuşmacımız var. O yüzden ben orayı biraz erteleyeceğim ama bir sonraki sunumda detaylı bir şekilde pazar yerlerinden bahsediliyor olacak. Ses problemi var mı? Sesinizi net alamıyorum. Evet, net geliyor diyenler oldu. Problem yok herhalde. Tamam. Otomasyon aşaması aslında şu. E-ticaret çok kanallı bir noktaya geldi artık. Yani bazen WhatsApp'tan bile satış yapabiliyor işletmeciler, Instagram'dan satış yapabiliyor, pazar yerlerinden satış yapıyor, kendi sitesinden satış yapıyor. Birçok kanaldan farklı farklı noktalara aynı ürünler satılıyor. Ama ortak nokta ne? Ürün. Yani ürünün bir stoğu var, farklı yerlerden satılıyor ve belli bir stoğu oluyor çoğu zaman. Çok ekstrem durumlar dışında ürünlerin bir önceden belirlenmiş stokları oluyor. Örnek verelim, 10 tane stoğunuz var bir ürününüzden. Bunu bir kanaldan onunu birden sattınız. Satışların hızlandığı bir süreçte, yani ziyaretçilerin arttıktan sonraki adımından bahsediyorum. Satışların hızlandığı süreçte mutlaka bu çok kanallı entegrasyonları yapmak gerekiyor. Yani pazar yerinden sattığınız stoğun sitenizden düşmesi, sitenizden sattığınız stoğun pazar yerinden, işte herhangi bir kanaldan sosyal medyadan bir sipariş aldığınızda onu bir yere girip bütün her yerden düşmesini sağlayabilmelisiniz. İşte bunları neler yapıyor? İşte ön muhasebe programları, entegratörler, pazar yeri entegrasyonu yapan, hatta birazdan konuşmacılarımızdan biri de bu konuyu detaylı bahsedecek. İşte bu otomasyon aşaması ziyaretçi arttıktan sonra, artmaya başladıktan sonra mutlaka çözülmesi gereken bir konu. Bu çoğunu çözülmezse e-ticaret girişimleri başarılı olamamasına neden olabilecek kadar kritik bir öneme sahip açıkçası bu nokta. Diyerek otomasyon aşamasında önemli bir noktaya değinerek bu kısmı ve sunumu da birkaç dakika içerisinde bitireceğim herhalde, süremi doldurdum.
E-ticarette genelde hani merak edilen noktalardan birisi yeni gelen ziyaretçiler, nasıl bir dönüşüm oluşuyor? Yeni gelen ziyaretçiler genelde %1 oranında dönüşüm, siparişle sonuçlanıyor. Yani sitenize 100 tane yeni ziyaretçi gelirse bir tanesi satın almayla sonuçlanıyor. Ama ancak e-ticaretteki bu önümde gördüğünüz araştırma sol taraf sepete atma oranları, sağ taraf satın alma oranları. Çok önemli bir nokta var. Fazla vaktim olmadığı için çok detaylı bahsedemeyeceğim ama daha önce satın alma geçmişi olan kullanıcılar geri geldiğinde bunların satın alma oranları aslında %10'lara çıkıyor. Yani çok önemli bir kitle var e-ticarette. Bu kitle kim? Aslında mevcut müşterimiz. Ticaretten de iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız mevcut müşterimiz. Yani bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan müşterinin önemini çok iyi biliriz ticaret hayatımızda da açıkçası. O yüzden e-ticarette de rakamlar bunu destekliyor. Ticarette olduğu gibi mevcut müşterileri memnun ederseniz, geri gelmesini sağlarsanız satışlarınız çok yüksek olur. Hatta sürdürülebilir modellerde biraz önceki bu kanal dağılımında doğrudan trafik diye bir alan var. Burası %10'un üzerinde oluyor. Aslında burası o bahsettiğim %10 gibi bir oranla satın alan kitle. Yani sitenize 100 kişi gelse %10'unun pardon sitenize 1000 kişilik bir ziyaretçi gelse bunun 100 kişilik bir grubu daha önce satın alanlar kitlesi oluyor. Ama bunların farkı %10 oranında alışveriş yapıyorlar. Yani 100 gelen 100 kişi 10 tane siparişle sonuçlanıyor. Ama yeni gelen ziyaretçilerde daha az siparişle, belki 500 kişi geliyor ama çok daha az siparişle sonuçlandığı bir durum oluyor. O yüzden mevcut müşteriler, geri gelen ziyaretçiler çok önemli. Peki önemliyse ne yapmak gerekiyor? Oraya gelmek istiyorum. Yeni gelen ziyaretçiler önemli. Özellikle sitemizde üyelik sistemini mutlaka aktif etmeliyiz. Bazı kullanıcılar hani biz çok hızlı hemen böyle sipariş yaptırmak istiyoruz. Üyelik önemli değil diyor ama üyelik çok önemli. Pazarlama izinlerinin alınması çok önemli. SMS, mail izinlerinin alınması. Üyeliğe teşvik etmek yani ilk üyelik ilk alışverişinden bir puan kazandırabilirsiniz, hediye çeki verebilirsiniz. Yani sadakat programlarını aktif etmek gerekiyor. E-ticaret siteleri başladığı günden itibaren puan verebilirler, hediye çeki verebilirler, çapraz satış yapabilirler, tekrar geri gelmesini sağlayabilirler, sepet hatırlatma gibi modülleri kullanabilirler, yorum yapmalarını, satın alan kullanıcıların yorum yapmalarını, ürün deneyimlerini paylaşmalarını isteyebilirler. Bunlar çok etkili, hiç es geçilmeyecek konular e-ticarette. Mutlaka ve mutlaka yapılması gereken konular diyerek vaktimi de biraz aştığım için en faydalı olacağını düşündüğüm şöyle sunumlarından birkaç noktaya değinerek şey yapmak istiyorum. İhracat konusu. İhracatta bize en fazla gelen sorulardan biri, evet biz ihracat yapacağız, yurt dışına ürünlerimizi satacağız. Peki hangi pazarlara odaklanmalıyız? Nereye satacağız? Hangi ülkelere, bütün dünyaya mı? Nasıl yapacağız konusu. Bu konuyla ilgili bir tane araç var. Burada gördüğünüz web sitesi Great Export Import sitesi. Çin menşeli bir site ve kayıtlı ülkelerin yani 50'den fazla ülkenin gümrük hareketlerini tutuyor. Yani özetle bir işletme şuraya ürününü yazıp mesela buraya olive oil yazmışız yani zeytinyağı İngilizce çalışıyor site. Ürününü yazıp bu ürünü Türkiye'den en fazla hangi ülkelerin aldığına bakabiliyor. Yani Türkiye'den en fazla İngiltere mi zeytinyağı sipariş vermiş? Evet zeytinyağı satıyorsanız sizin birinci pazarınız İngiltere'dir diye bu sonuca vararak başlamanız gerekiyor ihracatla ilgili de. En önemli tavsiyemiz bu ihracatta da. Bu linklerin hepsi sunumun sonunda var. Sunumu da iletiyor olacağım yazan herkese. Vaktimi açtığım için sunumu burada bitiriyorum. Ücretsiz sunum boyunca anlattığım linkler ve e-ticaret ve ihracatla ilgili ücretsiz araçlar burada. Bir de hem bu arada ihracatla ilgili şunu söyleyebilirim. Ticaret Bakanlığı çok yeni bir çalışma yayınladı. Çok büyük bir çalışma. Belki e-ticaret tarihimizin en büyük çalışmalarından biri. Eylül ayı içerisinde yayınlandı. Potansiyel ihracat pazarları diye bütün detayıyla bütün ülkeleri detaylandırıp dökmüşler. Bunun linki de var burada ücretsiz linklerim arasında. Onu da iletebilirim. Bu sunuma ihracat yapacak olanların mutlaka bakması lazım. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş Ticaret Bakanlığı çalışması da. Bütün ülkeleri bütün yönleriyle detaylı öyle ele alarak fikir veriyor işletmeler için. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler herkese. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Şimdi sırada Sopya kurucu ortağı Ender Gazel Bey var. Kendisini davet ediyor olacağım. Bağlantıyı yaptım. Kendisine. Ender Bey, sesinizi, görüntünüzü açabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar. Arka planı ben belirlemedim. Harika bir arka plan. Kendisi böyle çıktı. Öncelikle herkese selamlar. Tamamdır. Ben hemen sunumumuzu açayım Ender Bey sizin. Tamamdır. Biraz çünkü uzun sürdü İbrahim Bey'in sunumu. Öncelikle kusura bakmayın. Estağfurullah. Sunumumuzu açtım. Söz sizde. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Öncelikle herkese selamlar. Ideasoft'a böyle bir sunum fırsatı verdiği için teşekkürlerimizi sunuyorum. Ben Sopya'nın kurucu ortağı Ender. Bugün sizlere aslında İbrahim Bey'in de özellikle bahsettiği otomasyon aşamasından ve entegrasyon aşamasından bahsedeceğim. Bu noktada aslında entegrasyon kısmında çok fazla çeşit var. Pazar yeri kısımları var. Yani Trendyol, N11, Çiçek Sepeti gibi marketplace'lerin entegrasyonları. Ideasoft gibi e-ticaret altyapı entegrasyonları, fiziksel bir mağazanız olabilir. Orada bir muhasebe ERP yazılımı kullanabilirsiniz. Bunların entegrasyonları, kargo, e-fatura, XML derken aslında entegrasyon kısmı çok geniş bir kısım. Ben bu noktada ama bu sunumda sizlere e-ticarette kazandıran ipuçları kısmında pazar yeri ve e-faturanın öneminden bahsedeceğim. İlk öncelikle pazar yerleri nedir? Kısaca hani kitleyi de tam olarak bilmediğim için hemen kısaca bu kısımdan bahsedeceğim. Kısaca internet üzerinde alıcılarla satıcıları birbirleri buluşturan satış kanallarına verilen aslında platformlara verilen isim pazar yeri. Peki ülkemizde hangi pazar yerleri var? Hepinizin zaten malumu her Türkiye'deki 3 kadından ikisinin üye olduğu Trendyol. Dünya devi Amazon, Doğan Holding'e ait olan hepsi burada, yakın zamanda Getir'in satın aldığı N11, Çiçek Sepeti ve PTT AVM gibi aslında pazar yerleri mevcut. Tabii burada yatay ve dikey olarak çok fazla çeşit var. Ülkemiz aslında pazar yeri konusunda bir cennet diyebiliriz. Dikey pazar yerlerinde yani sadece bir konuya odaklanmış, örnek veriyorum Filo. Yani sadece ayakkabı kısmına odaklanmışlar. Bu tarzda pazar yerleri var. Ama burada hangisinde yer almalıyız? Burada bulunmak neden önemli? Aslında biraz da bu kısımlardan bahsedelim istiyorum. Trendyol bildiğiniz üzere Türkiye'nin en büyük pazar yeri. Ayda ortalama 170 milyon ziyaretçi alıyor. İkinci olarak onu hepsi burada takip ediyor. Ayda 100 milyon ziyaretçiye sahip. Sonrasında Amazon 40 milyon, geçmişte 5. sıradaydı ama şu an 4. sıraya yükseldi Akakçe ve sonrasında da N11 yer alıyor. Tabii buradaki istatistikler tamamen SimilarWeb üzerinde yayınlanan ziyaretçi istatistikleri. Burada aslında ülkemizde ortalama yarım milyar ziyaretçiden yani potansiyel aslında alışveriş yapabilecek müşteriden bahsediyoruz. Bunların içerisinde siz de varsınız, bizler de varız. Bu çok önemli bir kıstas. Peki burada bulunmak neden önemli? Birkaç bunlardan aslında bahsedelim. En önemli konulardan biri rekabet. Çünkü çok kanallı satış kısmında ürünlerinizi rakiplerinizin olduğu veya olmadığı bütün kanallara yüklemenizi öneriyoruz biz. Bu neden önemli? Şöyle bir örnek verelim. PTT AVM. Tabii burada kesinlikle satmış olduğunuz ürünlerin pazar yeri odağında da çok önemli noktaları çünkü değiyor bu kısımlar. Beyaz eşya satıyorsanız biz kesinlikle
PTT AVM'de satış yapmanızı öneriyoruz. Neden? Çünkü biliyorsunuz mevcut kargo firmalarının ülkemizdeki her ilçede ya da biraz daha küçük taşra bölgelerinde şubeleri yok. Hal böyle olduğu zaman da PTT AVM bu tarz noktalarda çok güçlü bir hale geliyor. Çünkü bu tarz bölgelerde PTT her zaman bulunuyor. Ve kargo taşımacılığında da çok önemli bir yere sahip oluyor. Bunun yanında peki neden normal kargolarda bir sorun var? Çünkü bazı kargo firmaları ilgili bölgelerde şubeleri olmadığı için haftada bir teslimat gerçekleştiriyor. Bu da aslında müşterinin alışveriş alışkanlığını direkt etki ediyor. Bu sebepten dolayı da PTT AVM'de beyaz eşya kısmında çok rağbet var. Ya da Trendyol kısmında baktığımızda aslında bütün kategorilerde güçlü ama az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de her 3 kadından ikisi Trendyol'a üye ve oradan alışveriş yapıyorlar. Sosyal ağlardan daha fazla vakit geçiriyorlar Trendyol'da. Bu da aslında bir moda dikeyinde bir iş yapıyorsak kesinlikle Trendyol'da olmamız anlamına geliyor. Ki az önce de zaten bahsetmiştim 170 milyon ziyaretçisi var şeklinde. Bu sebepten dolayı aslında bu rakiplerinizin olmadığı kısımlarda da bulunmanız çok çok önemli. Ki artık bir de çağ da değişti. Artık müşteriler biliyorsunuz sürekli bir hız peşinde. Ürünler çok hızlı bir şekilde ellerine ulaşsın istiyorlar. Zaten bu sebepten dolayı da işte Trendyol, Hepsi Burada gibi marketplace'ler kendi kargo firmalarını çıkarmak durumunda kaldılar. Bu sebepten dolayı da aslında bu müşteri portföyünüze göre ilgili pazar yerlerinde yer almanız da çok çok önemli bir konu. Diğer bir noktamız da aslında temas noktaları. Yani şu an siz bir e-ticaret, elektronik ticaret yapacağım dediğiniz zaman aslında çok farklı temas noktalarınız var. Birincisi pazar yerleri zaten bahsettiğimiz gibi. Diğer bir nokta sizin kendinize ait bir e-ticaret siteniz olabilir. Ideasoft'tan almış olduğunuz. Sosyal medya kanalları var. TikTok Shop, Instagram Shop gibi buralarda bulunmanız gerekiyor. Aslında temas edeceğiniz noktaları sürekli arttırıyoruz. Bunun yanında kendi fiziksel mağazanız olabilir. WhatsApp üzerinden satış yapıyor olabilirsiniz. Az önce İbrahim Bey de bahsetmişti. İşte bunların hepsini arttırdığımız zaman hem müşterileriniz aslında bazı kullanıcılarda şu da oluyor. Ya ben aslında bu ürünü buradan alıyor ama sadece Hepsi Burada'dan aldığını zannediyor. Ya da tam tersi bir kitle de var. Sizin mağazanızı Trendyol'da Hepsi Burada'da görünce daha fazla güven duyuyor. Bir de web siteniz olduğunu görüyor. Daha fazla güven duymasını aslında olanak sağlıyor. Böylelikle sizden satın alımı tercih edebiliyor. Peki pazar yeri entegrasyonları neden gereklidir? Aslında az önceki kısımda genel konulardan bahsettik. Ülkemizdeki pazar yerlerinden, ziyaretçi sayılarından ve buralarda neden bulunmamız gerektiği kısmında. Entegrasyon olmadan pazar yerlerinde satış yapamıyor muyuz? Tabii ki yapabiliyoruz. Şimdi bu kısımları bir adım adım anlatalım. Nelerle karşılaşıyoruz? Neden pazar yeri entegrasyonları önemli? Aslında Ideasoft'un da bahsetmiş olduğu üçüncü maddedeki otomasyon kısmını anlatıyor olacağız şimdi. Şöyle düşünün. Siz şu an bir e-ticaret yapmak istediğiniz zaman işte Trendyol'da mağazanızı açtınız. Trendyol size bir yönetim paneli veriyor. Amazon'da yapıyorsunuz. Amazon bir yönetim paneli veriyor. Hepsi Burada üzerinde satış yapıyorsunuz. Onun ayrı bir paneli var. Ideasoft'u kullandığınız zaman yine Ideasoft'un ayrı bir dinamiği var. Ayrı bir paneli var. Siz burada ürün yüklemeye çalıştığınız zaman kimisi ilk öncesinde ürünün adını, kategorisini, resmini, açıklamasını soruyor. Kimisinin paneline giriyorsunuz, bambaşka bir dinamik var. Ve bunların hepsini takip edebilmeniz de aslında güç. Aslında birinci konulardan biri bu. Size müthiş bir zaman ve personel maliyeti getiriyor. Entegrasyon kullanmadan pazar yerlerinde işlem yaptığınız zaman. İkinci konu siparişlerinizi yönetmek. Siparişlerinizi yine az önce bahsettiğim gibi her birinin ayrı panelleri mevcut. Bu panellerin içerisine her gün girip sipariş geldi mi tarzında kontroller gerçekleştirmeniz gerekiyor. Pazar yerleri zaten bir sipariş geldiği zaman ya da web sitenizden size e-posta ile bir bilgi geçiyor ama yine her birini ayrı ayrı takip etmeniz lazım. Her birinin dinamikleri çünkü birbirinden farklı. En önemli konulardan biri aslında güncelleme noktası. Diyelim ki Trendyol'da satış yapıyorsunuz ya da fiziksel mağazanız var. Fiziksel mağazanız üzerinde satış yapıyorsunuz.
Satış gerçekleştiği an ilgili ürünün stok değişiminin hem e-ticaret altyapınıza yani kendi e-ticaret sitenize hem de pazar yerlerine aktarılması gerekiyor. İşte aslında entegrasyon bu noktada da çok önemli. Çünkü şunu hayal edin. Yine az önceki gibi 4 tane panele gireceksiniz. Ne yapacaksınız? Her birinin stoklarını 9-9-9-9 şeklinde bir güncelleyeceksiniz. Bu da aslında çok büyük bir efor. İşte pazar yeri entegrasyonları hiç siz bununla uğraşmadan sadece saniyeler içerisinde bunun olmasını sağlıyor. Diğer bir noktamız da kargo ve teslimat kısımları. Gelen siparişlerinizin bütün kargo çıktılarını tek bir şablon üzerinde alıp bunun yanında birlikte bir de faturalandırma süreçlerinizi yönetmenizi sağlıyor. Birazdan zaten faturalandırma süreçlerini daha detaylı olarak anlatıyor olacağım. Bir sonraki noktamız da aslında mesajlaşma kısmı. Çünkü biliyorsunuz aslında siz ilgili ürünlerinizi pazar yerine yüklediğiniz zaman İbrahim Bey de bahsetmişti. Hani ufacık bir video dahi koysanız kurulumla alakalı çok büyük etki edecek demişti. Pazar yerleri kısmında da aslında kullanıcılar aklına takılan soruları pazar yerlerinin mesaj kısımlarından sizlere yazıyorlar. Yine bunların her birini tek tek yönetmek müthiş derecede zorlu bir süreç. Aynı zamanda siz bu mesajlara hızlı bir şekilde anlık cevap verdiğiniz zaman satın alım süreçlerini de hızlandırabiliyorsunuz. Şimdi bir de aslında en önemli konulardan biri e-fatura entegrasyon kısmı var. Burada hangi avantajlar var? E-fatura entegrasyon nedir? Aslında biraz da bu kısımlardan bahsedelim. E-fatura kısmı zaten biliyorsunuz artık bütün pazar yerleri de faturalarını dijital olarak artık kendilerinde yüklemenizi istiyor. Yeni e-ticaret yasasında çünkü böyle bir durum var. E-fatura elektronik ortamda oluşturulan faturalara verilen isim. E-arşiv kısmı da sizin oluşturmuş olduğunuz faturaları eğer elektronik fatura kapsamı dışındaysa biraz sonra kapsamdan da bahsedeceğim. Buna istinaden oluşturulan fatura. Bildiğiniz üzere ülkemizde aslında 3 farklı metotla fatura kesiliyor. Birincisi matbu faturalar. İkincisi burada da görüyorsunuz aslında 2000-5000 portalı diye adlandırılan GİP e-arşiv portal kısmı. Üçüncüsü de e-fatura mükellefi olmanız. Eğer siz diyelim ki bir satışınız gerçekleşti ve bu satışınıza istinaden fatura keseceksiniz. Eğer ilgili kesmiş olduğunuz fatura bir vergi mükellefine kesilmeyecekse 2000 TL altındaysa hala kağıt fatura kesebiliyorsunuz. Ya da bir şahsa kesecekseniz 5000 TL altındaysa yine fatura sürecinizi kağıt fatura üzerinden yönetebiliyorsunuz. Şayet 2000 TL'yi aşıyorsa vergi mükellefi ise kullanıcımız kesinlikle bunu GİP e-arşiv portal üzerinden kesmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde şahısa kesiyorsanız 5000 TL üzerindeyse faturanız yine GİP e-arşiv portal üzerinden faturanızı kesmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir detayı aslında atladık. Eğer siz hali hazırda yeni bir şirket kurdunuz diyelim. Bu şirkette de e-ticaret yapacağınız konusunda beyanda bulundunuz devlette. Böyle bir durumda da 3 ay içerisinde e-faturaya geçmeniz zorunlu. Aslında anlattığım örneklerde hep e-faturaya geçişten bahsediyoruz. Bir de 2022 yılı içerisindeki mevcut cironuz 500 bin TL'yi aşıyorsa geçtiğimiz aylarda yani 1 Temmuz 2023 itibariyle de e-faturaya geçmeniz gerekiyordu. Şimdi bunları neden anlattım? Çünkü e-fatura e-ticarette çok önemli konulardan birisi. Olmazsa olmaz noktalardan biri. Bu sebeple SOPI üzerinde aslında bunların üçünü de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani ben hala kağıt fatura kesiyorum dediğiniz zaman kağıt fatura entegrasyonu da var. Siz GİP e-arşiv portal üzerinden faturaları kesiyorsanız yine yani tüm pazar yerlerinden gelen satışlarınızı hem de e-ticaret sitenizden gelen satışları yine e-fatura olarak kesebiliyorsunuz. Böylelikle de aslında bütün süreçleriniz tamamlanmış oluyor. Son olarak bir de bu noktada yeni çıkan e-ticaret yasasına göre de yapmış olduğunuz satışların ilgili pazar yerlerine iletilmesi gerekiyor. Bu noktada da aslında bu artık zorunlu bir durum. Yani siz örnek veriyorum Trendyol'dan satış yaptınız. Yapmış olduğunuz bu satışa istinaden müşteriye kesmiş olduğunuz faturanın Trendyol paneline yüklenmesi gerekiyor.
Sopio ile bu tarz bu konularında hepsini yönetebiliyorsunuz. Bütün gelen siparişlerinize ait faturanızı toplu bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bunları resmileştirebiliyorsunuz. Toplu bir şekilde yazdırıp dilerseniz muhasebecinize göndermek için de indirebiliyorsunuz. Buradaki süreçlerin hepsini de bu şekilde ilerletebiliyoruz. Bir sonraki konumuz da entegrasyonları tek bir yerden aslında yönetmeniz sizlere ne sağlayacak? Bir de bu konulardan bahsedeceğim. Siz az önceki örnekte bahsettiğimiz gibi yani siz sadece pazar yerlerinin panelinden ürünlerinizi yönetebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi hiçbir engel yok. Ama burada her bir ürün yüklemesi yaptığınızda ayrı ayrı ürün yüklüyorsunuz. Tekrar yüklediniz. İdeasoft'a ürün yükleyeceksiniz, tekrar yüklüyorsunuz. Çiçek sepetine ürün yükleyeceksiniz, tekrar yüklüyorsunuz. Ve bu çok hataya açık bir konu. Sopio'da siz bu işlemleri tek bir ürün kataloğu üzerinden yapıyorsunuz. Yani tekrar tekrar ürünlerinizi eklemiyorsunuz. Ürün ekleme süreciyle kesinlikle uğraşmıyorsunuz. Çünkü ürünler tek bir noktada bulunuyor. Ya da şundan da bahsedebilirim. Siz ürünlerinizi daha öncesinde Ideasoft'tan bir web sitesi aldınız. Ideasoft'a yüklediniz. Ama bugünden sonra marketplace'lere de yani pazar yerlerine de girmek istediniz. Ne yapacaksınız? Tekrardan ürün mü girmekle uğraşacaksınız? Hayır. Ideasoft'taki var olan ürünlerinizin hepsini Sopio'ya aktarabilir. Daha sonrasında dilediğiniz satış kanalına toplu bir şekilde yükleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun tam tersi de mevcut. Yani siz şu an Trendyol'da satış yapıyorsunuz. Ama Ideasoft web siteniz bir e-ticaret sitesi de açmayı düşünüyorsunuz. Trendyol'daki ürünlerinizi Ideasoft web sitenize de aktarabiliyorsunuz. Böylelikle aslında tekrar tekrar uğraşmıyorsunuz. Entegrasyon olduğu zaman en önemli konulardan biri de aslında stok kısmı. Çünkü bunu çok fazla duyuyorsunuzdur. Hatta siz de belki son kullanıcı olarak karşılaşıyorsunuzdur. Trendyol'dan ürünü satın alırsınız. Bir mesaj gelir, aa çok özür dileriz, ürün elimizde bulunmuyormuş. Bu sebeple ürünü gönderemeyeceğiz diye ya da farklı bir ürün sizlere gönderilir. İşte bir entegrasyon kullandığınız zaman tamamen bu tarz stok kaynaklı zararlardan korunursunuz. Çünkü entegrasyonlarda ilgili ürün herhangi bir satış kanalından satıldığında ya da Ideasoft web sitenizden ya da fiziksel mağazanızdan satıldığında otomatikman diğer satış kanalına da stok değişimleri birkaç dakika içerisinde aktarılır. Böylelikle de süreçler daha kolay ve zararsız bir şekilde geçiş sağlanır. Çünkü biliyorsunuz pazar yerinde satıcı olarak da elinizdeki olmayan ürünü sattığınız zaman bir ceza var. Mehmet Bey yazmış, pazar yerlerindeki varyantlı ürünün eklenmesi ve entegrasyon çok sıkıntılı diye. Evet, bu noktada bazı noktalarda satış kanalına göre aslında değişiyor. Bazı satış kanalında varyantlı ürün yüklenmek biraz daha sorunlu. Ama mesela örnek veriyorum, Amazon Türkiye'de ülkemizden şu an için maalesef varyantlı bir ürün yükleyemiyorsunuz. Sadece tekil ürün. Ama Amazon harici bütün satış kanallarında sorunsuz bir şekilde varyantlı ürün. Varyantlı ürün nedir? Seçenekli olan ürünler. Yani örnek veriyorum, siz bir ayakkabı satıyorsunuz. İlgili ayakkabının numaraları var. Bu varyantlı bir ürün. Ya da tekstil ürünü satıyorsunuz. Bunun bir bedenleri var, renkleri var. Bunlar varyantlı birer ürün diyebiliriz. Bir de Mert Bey yazmış. Birden fazla pazar yerinde olmak e-ticaret sistemimizi kötü etkiler mi? Hayır, etkilemez. Şöyle, aslında bu konu çok önemli. Siz ürünleri sattığınız zaman ilgili siparişe istinaden fatura gönderiyorsunuz. Faturada da kendi e-ticaret sitenizi logonuzda yer alabilir. Böylelikle aslında kullanıcılar bir sonraki siparişlerini, İbrahim Bey de zaten sunumda bahsetmişti. Yani önemli olan size bir kere maruz kalması. Faturayı kontrol etti. Evet, web sitesi varmış dedi. Eğer siz ürünlerinizi pazar yerinden bir tık daha aşağıda satabiliyorsanız ya da kampanyalar düzenleyebiliyorsanız bir sonraki siparişi sizin sitenizden vermesine de aslında olanak sağlayabilir. Bu noktada da önemli bir nokta bütün satış kanallarında olmak. Amazon ile yurt dışına satış yapabiliyorsunuz. Ama şu an bizim tarafta sadece yurt içi için bir satış var. Yurt dışında Amazon konusunda çok fazla regülasyon var. Yani satmış olduğunuz ürüne göre bazı
Ürüne ve ülkeye göre ürünlerinizin bazı yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Bu yeterliliğe eğer sahipseniz ürünlerinizi Amazon'la yurt dışında belirlemiş olduğunuz ülkelere satabilirsiniz. Bal ve bakliyat. Ya bu kısımda ürünlerle alakalı muhtemelen yurt dışına çıkış yapılacağı zaman dediğim gibi ihracat yapılacak ülkeye göre mevzuatlar değişiyor. Her ülkenin sizin satmış olduğunuz gıda ürününde testleri ayrı. Bu testleri sizden istiyor. Ona göre de işlem yapmanız gerekiyor. Bunun için Ideasoft zaten ihracat konusunda sizlere detaylı bilgi verecektir Nazan Hanım. Mehmet Bey, Trendyol'un yani kesmiş olduğu para cezalarına bir şey diyemiyorum. Bazı noktalarda devlet destekli bu kısımlar. Ama maalesef marketplace'ler üzerinde yani pazar yerleri üzerinde satıcılar biraz daha savunmasız durumda. Ama bununla alakalı da yapmış olduğumuz görüşmelerde devletin nasıl satın alımları yani müşterileri koruyorsa satıcılarla alakalı da bazı yasalar geçireceği konusunda bilgiler var. Bunlar da yakın zamanda muhtemelen olacaktır. Ben biraz daha sunuma devam edeyim. Ondan sonrasında çok fazla soru geliyor. Pazar yerine komisyon ödemek yerine kendi web sitemizde ya da soruları cevaplayayım. Sonrasında sunuma devam edeyim. Çok az kaldı zaten sunum. Bu kısımda Oğuzcan Bey aslında ikisi de birbirinden çok farklı konular. Çünkü Ads'te düzenli olarak sürekli reklam vermeniz gerekiyor. Reklam vermediğiniz zaman bir anda satışınız durma noktasına gelebilir. Çünkü İbrahim Bey de zaten sunumda bahsetmişti. Eğer o organik kitleyi sağlayamazsanız bütün satışlarınız cebinizden çıkan parayla orantılı bir şekilde ilerleyecek. Ama pazar yerinde evet sizden komisyon kesiyor ama buna istinaden de az önce bahsetmiştim. Yarım milyar ziyaretçi var orada. Hazır müşteriler önünüzde var. Buna istinaden de müşterileri sizin ürünlerinizin karşınıza çıkartıyor. Burada biz her zaman için şunu öneriyoruz. Belirli bir noktaya gelene kadar satış adetleriniz her ikisini de yapmanızı öneriyoruz. Bir noktadan sonra zaten siz kendi kar zarar analizi çıkardıktan sonra hangisinin daha mantıklı olduğuna direkt karar vereceksiniz. Yani bazı noktalarda sadece pazar yerini tercih ediyor kullanıcılar. Bazı noktalarda da web sitesinden sadece ilerlemek çok daha mantıklı oluyor. Yahya Bey, müşterimizin biri sanırsam Sopya'da kullanıyormuş. Varyantlı ürünlerde verim sağlayamadım demiş. Bu noktada aslında yani net olarak müşterimizin yaşadığı spesifik durumu bilemiyorum. Çünkü burada çok fazla konu var. Yani Mehmet Bey yazmış. Bu noktada aslında bunu incelememiz lazım. İnceledikten sonra net bir durum belirtebiliriz. Çünkü pazar yerlerinin şunu söyleyebilirim. Örnek verecek olursak. Çünkü varyantlı ürün çok deniz derya bir durum. Diyelim ki siz perde satıyorsunuz. Perde sattığınız zaman perdenin her birine ait boyutları ve özellikleri olabilir. Siz bunları kendi web sitenizde tamamen özgür olduğunuz için istediğiniz şekilde varyantlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Ama pazar yerlerinde ise konu böyle değil. Pazar yerleri sizleri kısıtlıyor ve sadece bizim izin verdiğimiz koşullar dahilinde varyantlarınızla işlem yapabilirsiniz diyor. Hal böyle olduğu zaman da eğer öyle bir kategoriye denk gelinmiş ise yani pazar yeri izin vermediği bir konuyu entegrasyon da maalesef çözemiyor. Ben Mehmet Bey ile ona göre zaten toplantı sonrasında kesinlikle iletişime geçeceğim. Sorunu neymiş? Çözmek için elimden geleni yapacağım. Ya zaten Mehmet Bey de şu an yazdı. Pazar yerlerinin genel durumlarıyla alakalı olan kısımlarla alakalı da olabilir. Ben hemen sunuma devam ediyorum. Diğer bir konumuz müşteri memnuniyeti. Çünkü siz bir şeyi otomasyona döktükten sonra bütün her şey arka planda tıkır tıkır ilerliyor. Böyle olunca da aslında müşterimiz memnun oluyor. Neden? Çünkü elimizdeki olmayan ürünü satmıyoruz. İlgili mesajlara daha hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Fatura süreçlerimiz daha otomatik ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu da doğal olarak müşteri memnuniyetimizin artmasını sağlıyor. Satış kanalı adaptasyonunda da biliyorsunuz ülkemizde sürekli yeni pazar yerleri çıkıyor ve yeni bir pazar yeri çıktığı zaman
sıfırdan sizin bütün ürünleri yüklemenize gerek kalmadan bir entegrasyon kullandığınız zaman direkt o satış kanalında sadece ilgili ürünlerin kategori entegrasyonlarını sağlayarak ürün aktarımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da aslında sizin yeni bir satış kanalına, yani yeni bir pazar yerine daha yani şöyle hayal edin. Ideasoft'la çalışıyorsunuz. Trendyol'da hepsi burada da ürünleriniz var. Ya ben PTT AVM'de de ürünlerimi satmak istiyorum dediğinizde yine sıfırdan tek tek ürün eklemeyle uğraşmıyorsunuz. Toplu bir şekilde ürün aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sopio'nun aslında en büyük özelliklerinden biri bu. Diğer kısım iş geliştirme ve rapor. Bu noktada da bütün satış kanallarınızdan gelen siparişleri tek bir noktada göreceğiniz için hangi ürününüz hangi zaman diliminde daha fazla satmış, hangi üründen elinizde ne kadar var, yeni stok çekimini ne zaman yapmanız gerekiyor gibi gibi aslında bütün soru setlerini görebilir hale geliyorsunuz ve iş geliştirmelerinizi buna göre yapıyorsunuz. En önemli kısım da aslında maliyetleri düşürmesi. Çünkü en önemli kısım biliyorsunuz artık zaman. Siz birden fazla satış kanalına girdiniz. Her birinin başına bir personel koyduğunuz zaman müthiş maliyetler. Bu maliyetleri aslında bir entegrasyon kullanarak düşürebiliyorsunuz. Bu da size zaman ve personel maliyetini düşürmenizi sağlıyor. Yani birden fazla satış kanalı aslında özetlemek gerekirse birden fazla çaba anlamına gelmiyor. Siz de bir entegrasyon kullanarak bütün süreçlerinizi otomatize hale getirip daha kısa zamanda daha az personelle bütün süreçlerinizi yönetebilir hale geliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ekstra sorularınız varsa da mail adresimi paylaşayım. ender@sopio.com mail adresinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Ender Bey. Ben teşekkür ederim İrva Hanım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi sırada EZCO Channel Manager Sine Güzin Güneş Hanımefendi'yi davet edeceğim. Ödeme sistemleri konu başlıklı. Merhabalar. Merhabalar. Ender Bey gibi havalı bir arka plan bekledim ben de ama. Arka planımla. Boy göstermiş oldum. Gayet de güzel görünüyorsunuz. Teşekkürler. Hemen başlayın isterseniz çünkü biraz zamanınızı da aldı kusura bakmayın. Hemen sunumunuzu ben açıyorum. Tamamdır. Bu arada ben de kendimi tanıtmakla başlayayım. Merhabalar. Öncelikle katılımınız için teşekkür ederim. Ideasoft'ta da organizasyon süreçleri için teşekkür etmiş olayım bu vasıtayla. Ben Sine Güzin Güneş. EZCO'da kanal geliştirme müdürü olarak görev alıyorum. Bugün size aslında online ödeme süreçlerinden, ne gibi aşamalardan geçtiğinizden, nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyor olacağım. Online ödeme süreçleri aslında sizin tam olarak hasat zamanınız diyebiliriz bu noktada. Çünkü bin bir emekle aslında e-ticaret sitenizi kurdunuz, daha doğrusu web sitenizi kurdunuz. E-ticaret fonksiyonuna gelebilmesi için yani bir online katalog sisteminden çıkıp da e-ticaret faaliyetinizi yürüttüğünüz bir sisteme dönüşebilmesi için aslında en azından bir tane sanal post bağlamanız ve ödemelerinizi kabul edebilmeye başlamanız gerekiyor. Peki sanal post nedir? Ondan bahsedelim biraz dilerseniz. Sanal post aslında kabaca tabir ettiğimizde fiziki dünyada kartımızı kullanarak, fiziki post cihazına kartımızı okutarak ya da swipe ederek ödeme yapmamızı sağlayan fiziki çözüm yönteminin online platformlara uygulanmış hali diyebiliriz. Kart bilgilerinizi girerek aslında web siteniz üzerinden müşterilerinizin ödeme aşamasını tamamlayarak satın alımını gerçekleştirmesini sağladığı bir ödeme sistemi diyebiliriz sanal post için. Peki sanal postu nereden temin edebilirim dediğiniz noktada bunun için iki tane alternatifiniz mevcut aslında. Ya bankalar üzerinden sanal post temin edebilirsiniz ya da ödeme kuruluşları, ödeme ve elektronik para kuruluşlarından temin edebilirsiniz sanal postlarınızı.
Burada şimdi ayrışan tabii kendine ait hem avantajları hem dezavantajları var her iki alternatifinde. Biraz bunların ufak yolu da olsa zamanımız izin verdiği sürece detayına inmek istiyorum aslında. Bankalardaki sanal post süreçlerimiz nasıl? Bir e-ticaret web sitesi sahibi olarak bankalara, her bir bankaya, yani sağ tarafta görmüş olduğunuz kart aileleriyle taksit imkanı sağlayabilmek için her bir bankanın şubesine tek tek fiziki olarak gidip başvuru süreçlerini fiziki ortamda ıslak imzalı olarak tamamlamanız gerekiyor. Bu da muazzam bir zaman ve enerji kaybına yol açabiliyor sizler için. Burada başvurularınızı tamamladıktan sonra, yani gittiniz, görüşmelerinizi yaptınız, başvurularınızı tamamladınız, ıslak imzalı belgelerinizi ibraz ettiniz. Burada 4 ve 6 haftalık bir süreç içerisinde değerlendirme aşamasına sokuyor banka sizi. Buradaki değerlendirme aşamasına baktığı kriterler nedir? Siz e-ticarete yeni mi başladınız? Zaten uzun zamandır faaliyet gösteriyor musunuz? Hacminiz nasıl? İşlemleriniz nasıl geçiyor? Banka içerisinde herhangi bir hesap hareketliliğiniz mevcut mu? Yani banka bünyesinde daha önce bir çalışmışlığınız mevcut mu? Gibi birçok aslında kritere tabi tuttuğu bir süreç. Burada da dediğim gibi bu süreç aşağı yukarı 4-6 hafta içerisinde sonuçlanıyor. Ve özellikle e-ticarete yeni başlayan web sitesi sahipleri için de 4-6 haftalık süre, yani ödemeyi alabilmesi için koymuş olduğu ürünleri, bütün tasarlamış, bindiremek, açmış olduğu web sitesindeki ürünleri satışa döndürmesi için aslında bekleme süresi uzun bir vade diyebiliriz bu noktada. Bunun dışında her bir bankadan onay almak gibi bir sonuç doğmayabiliyor. Bazı zamanlarda bankalar size sanal post temin etmeyebiliyor, red cevabı dönebiliyor. Burada aslında onay almış olduğunuz bankalarla devam edebiliyorsunuz ve bunların her birinin birer entegrasyon süreci var haliyle ve birer komisyon anlaşma süreci var. Her bir bankayla farklı bir komisyon oranında, burada özellikle hacminize ve bankadaki banka bünyesindeki hareketliliğinize göre değişkenlik gösterebilen komisyon ücretleriyle çalışıyor oluyorsunuz. Ve her bir anlaştığınız bankayla da 5 kart ailesini destekleyen diyelim bankalarla anlaştığınız her birinin satış takibini, gelir takibini ayrı ayrı paneller üzerinden yürütüyor oluyorsunuz. Burada da tabii takip açısından bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz bu noktada. Ben hangi bankadan geçti işlemim, şu bankadan mı geçti, ne kadar A bankasında ne kadar, D bankasında ne kadar işlemim var gibi aslında sürekli ve yakından takip gerektiren bir süreç sizler için diyebiliriz. Bu noktada özellikle hani no name, yani e-ticarete yeni başlamış web sitesi sahipleri için de yüksek komisyon oranlarıyla çalışılabiliyor. Bu söylediklerim özellikle taksit avantajları için geçerli. Tek çekim durumlarda tabii ki bu tarz durumlardan kaçınmanızı sağlayan şeyler olabiliyor. Peki tek çekimle mesela tek çekim üzerinden işlem geçirdiğiniz bir iş koluna sahipsiniz. Bu durumda bankalarla çalışmanız sizin için özellikle de o banka bünyesinde eğer bir hesap hareketlediğiniz mevcutsa sizin için avantajlı olabileceği durumlarda olabiliyor tabii ki. Buradaki süreçler, bankalardaki süreçler genel olarak bu şekilde. Peki bankalara alternatifim nedir? Yani daha hızlı aksiyon alabileceğim bir alternatifim var mıdır dediğimiz noktada aslında ikinci alternatif olarak ödeme kuruluşları biraz daha sahneye çıkıyor diyebilirim. Ödeme kuruluşlarındaki süreçler nasıl peki? Bankalarda tek tek gidip başvuru aşamasından geçtiğiniz, fiziki başvuru aşamasından geçtiğiniz bir süreç mevcut demiştik. Ödeme kuruluşlarında bu süreç, birçok ödeme kuruluşunda değil daha doğrusu artık günümüzde birçok ödeme kuruluşunda bu başvuru süreçleri online olarak yürütülüyor. Yani her bir ödeme kuruluşunun size sağlayacağı merchant panel üzerinden girip aslında başvurunuzu yapıp sonrasında da evraklarınızı online olarak ibraz edebildiğiniz bir süreç sağlıyor size aslında. Buradaki süreçlerinizde ödeme kuruluşuna göre değişiklik tabii ki de gösterebileceği gibi 24 ile 48 saat arasında değerlendirme ve sonuca bağlanma süreci var diyebiliriz. Mesela bu süreç İZKO'da 24 saat içerisinde tüm evrakların eklenmesinin akabinde sonuçlanan bir süreç aslında. Özellikle Ideasoft'tan mesela e-ticaret paketinizi satın aldıysanız
Ideasoft'ta EasyCo için bu süreç sizler için daha da kolay. Ne yapıyorsunuz? Hızlı başvurumuz, anında başvuru sürecimiz var. Ideasoft panelinden başvurup 8 adet parametreyi doldurduktan sonra ödeme almaya başlayabileceğiniz bir imkanınız da mevcut. Bunun dışında ne gibi avantajları olur ödeme kuruluşlarının? Sağ tarafta gördüğünüz yine kart ailelerinin tamamına aslında taksit imkanını tek bir anlaşma ve tek bir muhatapla sunuyor olur size. Yani direkt ilk gün itibariyle, ödeme kabul etmeye başladığınız ilk gün itibariyle ayrı ayrı bankaların tek tek süreçlerinin sonuçlanmasını beklemeden taksit imkanı sunabiliyor oluyorsunuz. Peki bunun bana avantajı ne? Ben sadece bir tane kart ailesine, işte maksimum karta taksit sunsam yeterli değil mi dediğiniz noktada cevabımız aslında çok da yeterli olmadığı yönünde. Biraz önce aslında İbrahim Bey'in de değinmiş olduğu gibi sizin özellikle ilk etapta daha çok müşteri tutundurma ve satışlarınızı arttırmaya odaklı olarak faaliyet gösteriyor olmanız gerekiyor. Bunun için reklamlar vesaire, reklamlar, SEO çalışmaları gibi tabii ki bunların çok büyük önemi var. Ama aynı zamanda ödeme kanalında da müşterinize sunmuş olduğunuz çeşitli imkanlar sizin satışlarınızı arttırmaya aslında biraz daha hız kazandıracak bir aşama diyebiliriz. Çünkü ne oluyor? Mesela işte ben sine.com olarak yastık satıyorum diyelim. Müşteri geliyor, benden yastık satın alacak. Bonus kartla ödeme yapmak istiyor. Taksit imkanı sunmak istiyor. Özellikle sepet tutarlarının çok yüksek olduğu günümüzde taksit imkanı, eğer dediğim gibi taksit imkanı sunabilen bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız çok çok önemli. Geldi müşterim, maksimum kartla, ben bonus kartla satın almak istiyorum. Ben sadece maksimum kartı taksit seçeneği sunuyorum. Bakıyor, bonus kartı taksit seçeneği yok. Benim hemen alternatif olan başka bir yastık firmasına geçiş yapıp aslında orada işlemin tamamlamasıyla sonuçlanabiliyor. Bu benim için satışı kapatamadığım, sadece talebi oluşturabildiğim bir dünya yaratmış oluyor aslında. Burada özellikle dediğim gibi hani taksitli olarak çalıştığınız bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız bütün kart ailelerine taksit imkanı sunmanız bizim bu noktadaki en büyük tavsiyemiz olacaktır aslında. Ama eğer sunamıyorsanız bile, yani bir bankayla çalışmaya karar verdiniz, ödeme kuruluşuyla çalışmak istemiyorsunuz. Bankayla çalıştığınız dünyada da mutlaka pazarın özellikle %40'ına sahip olan bonus kart destekleyen bir bankayla çalışmanızı tavsiye, mutlaka en azından bonus kartı destekleyen bir kart ailesi bankasıyla çalışmanızı tavsiye ediyoruz diyebiliriz. Peki ödeme kuruluşlarının başka avantajları nelerdir? Burada dediğimiz gibi hani tek bir muhatap ve tek bir komisyon oranıyla aslında tüm kart aileleri için uygulanan tek bir komisyon oranı var. Burada anlaştığınız komisyon oranı hacminize göre değişkenlik gösterebiliyor olacaktır tabii. Ama burada işte bonus karttan geçerse işlemin X komisyon oranına, işte maksimum karttan geçerse Y komisyon oranına tabi olacak gibi bir durum yok bankaların aksine aslında. Sonrasında bütün geçen işlemleriniz aslında, bütün gelirinizi, cironuzu vesaire takip edebileceğiniz tek bir panel sunuyor size ödeme kuruluşları. Yani X bankasının, Y bankasının, Z bankasının geçtiği işlemleri ayrı ayrı panellerden görüntülemek yerine ve iptal iade süreçleriniz tabii özellikle en önemli arz eden konu bu olacaktır. İptal iade süreçlerini, ciro takibini vesaire tamamını tek bir panel üzerinden ilerletebildiğiniz bir çözüm sunmuş oluyor size ödeme kuruluşları diyebiliriz. Genel olarak aslında ikisi arasındaki temel farklılıklar, tabii ki de birçok noktada ayrışan şeyler olabiliyor ki ilerleyen aşamalarda da aslında sunulan servislerle alakalı biraz daha detaya giriyor olacağım. Buradaki süreçlerle alakalı da bankalara istinaden ödeme kuruluşlarının size sunabileceği ek avantajlar olabiliyor. Onun da nedeni şu aslında, bankanın ana iş kalemi sanal post değil, daha çok fiziki dünya ve kredilendirme sistemi üzerinden devam eden bir dünyası var bankaların. Ama ödeme kuruluşlarının zaten ilk önceliği, ilk iş kalemi, ana iş kalemi sanal dünyada, yani internet ortamında ödemelerinizi kabul etmenizi sağlayacak alternatif yöntemler sunabilmek size. Bu noktada tabii ki teknolojik gelişmeler ve yatırımlar da buna bağlı olarak daha alternatifli, çeşitli ve sizi daha çok destekleyici şekilde olabiliyor diyebiliriz.
Peki ödeme kuruluşu, bir ödeme kuruluşuyla çalışacağım. Ben bu ödeme kuruluşuna nasıl karar vermeliyim? Yani tabii ki de hani bu arada yanda sorular geliyor görüyorum. Sunumu tamamladıktan sonra dilerseniz hepsini tek tek cevaplayalım. Bölünmemiş olsun, kafalarınız da karışmamış olsun. Burada komisyon oranları tabii ki de bankalara göre farklılık gösterebiliyor. Ama dediğim gibi orada hani sizin adınızın biliniyor olması, ne kadar büyük olduğunuz da o noktada bankalarda da farklılık gösterebilecek süreçler diyebilirim. Bir ödeme kuruluşuyla çalışmak istiyorum. Nasıl karar vereceğim, neyi seçmeliyim diye. Burada komisyon belirleyici olabilir ama komisyonun yanı sıra aslında biraz daha değerlendirirken özellikle sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Bir bakayım, bir deneyeyim, yol üstünde karar veririz şeklinde değil de mantalitemiz. Ben böyle hani bütün her şeyimi sağlam adımlarla başlayayım, temellerimi sağlam kurayım, üzerine de koyduğum her şey daha sağlam olsun diyorsanız o noktada biraz daha detaylı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Yani tüm ödeme kuruluşlarıyla görüşün, size sundukları imkanlarla alakalı mutlaka bilgi alın. Tabii ki komisyonlarıyla alakalı da bilgi alın. Web sitelerine girip ne gibi imkanlar sunuyorlar, hangi lisanslara sahipler, bunları mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum size bu noktada. Bahsetmiş olduğum bu lisanslar nedir peki? Ödeme kuruluşlarının sahip olması gereken bir en önemlisi Merkez Bankası'nın sağlamış olduğu bir lisansa sahip olması gerekiyor. Peki Merkez Bankası'nın sağladığı bu lisans ne anlam ifade ediyor? Bizler Merkez Bankası tarafından, lisanslı kurumlar Merkez Bankası tarafından denetime tabiyiz. Ve her birimizin aslında her bir lisanslı ödeme kuruluşunun Merkez Bankası bünyesinde hesapları mevcut. Yani sizden geçen işlemlerin ödeme vadenize kadar tutulduğu hesaplar Merkez Bankası bünyesinde tutulur. Burada Allah korusun diyelim, tabii kimseye dilemeyiz ama yarın öbür gün herhangi bir aksilik oldu, ödeme kuruluşunun başına bir şey geldi vesaire, bu gibi durumda benim param ne oldu, nereye gitti, ödeme kuruluşuyla birlikte gitti mi, yani bu para endişesi taşımamanız adına aslında Merkez Bankası bünyesinde tutulan hesaplarımız var. Ödeme kuruluşunun başına bir şey gelmesi halinde Merkez Bankası'nda tutulan aslında sizin hak edişleriniz, geliriniz sizlere transfer ediliyor oluyor. Bu sizin için kendinize en azından sağlama almak ve gelir kaybına herhangi bir şekilde uğramamak için dikkat edilmesi gereken mutlaka noktalardan biri diyebilirim. Bir diğeri de özellikle hani KVKK'nın bu kadar önem arz ettiği, veri güvenliğinin bu kadar önem arz ettiği bir dünya içerisinde bir ödeme kuruluşunun sahip olması gereken veri güvenliğinin sağlanması, uluslararası standartlarda sağlanması özelinde yapılan denetim ve verilen bir sertifikasyon var aslında. Buna biz PSI DSS diyoruz. Bunun özellikle birinci seviyede olması, her bir seviyesi ayrı bir anlam taşımakla beraber birinci seviyede bir sertifikaya sahip olduğundan ödeme kuruluşunun mutlaka takibinin yapılmış olmasını tavsiye ediyoruz diyebilirim. Bunun dışında peki neyine bakayım ödeme kuruluşunun dediğiniz noktada aşağıda hemen sunumun alt tarafında yer alan kart şemalarının tamamının desteklediğinden emin olmanızı tavsiye ederiz bu noktada. Çünkü diyelim ki Mastercard'ı destekliyor, Visa destekleniyor. Visa üzerinden, Visa kartlar üzerinden geçmeye çalışan işlemlerde aslında yine biraz önceki kart şemalarından bahsederken söylemiş olduğum gibi kart ailelerinden bahsederken satış kaybıyla sonuçlanması durumu söz konusu oluyor. Yani herhangi bir satışı kaybetmemeniz, bu satışı hızlıca kapatabilmeniz ve müşterinizi tutundurabilmeniz için mutlaka ve mutlaka ödeme kuruluşunda bir ödeme kuruluşuyla veya bir banka hesabıyla çalıştığınız dünyada mümkün mertebe en fazla kart ailesine ve aşağıda görmüş olduğunuz karşılamalarını destekler şekilde ilerlemeniz bu noktada sizin faydanıza olacaktır. Biraz da ben EZCO'dan bahsetmek istiyorum size. Tabii ödeme kuruluşlarından genel olarak bahsettiğimizde süreçlerle alakalı biraz daha afaki konuşmak durumunda kalabiliyoruz. Çünkü ödeme kuruluşları içerisinde de bu süreçlerde farklılıklar yaşanabiliyor. O yüzden biz en hakim olduğumuz ve süreçlerini en sağlıklı şekilde aktarabileceğimiz EZCO'muzdan bahsetmek istiyoruz bu noktada. EZCO nedir peki? Biz 10 yıldır ödeme
online ödemelere destek veren aslında sektör lideri olarak 100 bin üzerinde üye işlerimizde sektör lideri olarak faaliyet gösteren bir ödeme ve elektronik para kuruluşuyuz. Biraz önce bahsetmiş olduğum aslında tüm kart ailelerine, kart şemalarına hizmet veren ve aynı zamanda da belirtmiş olduğum her iki lisansa da sahip bir ödeme kuruluşuyuz diyebiliriz. EasyCom'un peki size sağlayabileceği avantajlar ya da sağladığı avantajlar nedir? Bunlardan bahsedeyim biraz da. Zaten banka ve ödeme kuruluşları arasındaki farkı anlatırken biraz daha bahsetmiştim aslında. Mesela tek sözleşmeyle tüm banka entegrasyonlarının sağlandığı bir dünya EasyCom aslında. Burada biz bankalardan aldığımız hizmetleri aslında size kullandıran bir aracı kurumuz. Sizin muhatabınızız bu noktada diyebiliriz ödeme kuruluşu olarak. Tek entegrasyonla tüm servislerimize erişim sağlıyoruz. Peki tüm servislerden kastım ne? Biraz sonra bir tık daha detaylarına giriyor olacağım aslında ama bir ödeme kuruluşunun size sağlayacağı ek servisler nelerdir noktasında dikkat etmeniz gereken aslında ayrıntılar bunlar diyebilirim. Çünkü artık günümüzde maalesef sadece kartla ödeme sunmakta, taksit satış imkanı sunmakta yeterli olmayabiliyor. Özellikle kart limitlerinin sınırlarına ulaştığı ve müşterilerin biraz daha alternatif nasıl ödeyebilirim bunu eğilimine yöneldiği bir dünyada ek servisler de tabii ki geliştirmesi gerekiyor. Her ödeme kuruluşunun kendi politikasına uygun olarak illaki ek servisleri mevcuttur. EasyCom'dakilerden ben biraz sonra bahsediyor olacağım zaten sizlere. Onun dışında biraz önce de yine bahsetmiş olduğum gibi tek panelle tüm alanlara erişim sağlamış oluyoruz. Tüm aslında iptal iade süreçlerinizi, cirolarınızı, müşterilerinizden geçen tüm işlemlerin detaylarını takip edebileceğiniz, raporlayabileceğiniz, tek raporlamadan da kasıt aynı şekilde bu. Raporlarını görebileceğiniz, çekebileceğiniz, oranlarınızı da belirleyebileceğiniz, yani müşteriye yansıtılacak oranları belirleyebileceğiniz bir bütün panel aslında sunuyoruz sizlere. Bunun dışında 7/24 canlı destek imkanımız var. Hem sizler için hem üye iş yerlerimiz için hem de aslında son kullanıcılar için sağladığımız bir destek bu. Çünkü müşterilerin özellikle hiç tanımadığı, ilk defa alışveriş yaptığı bir siteden alışveriş yaparken bazı endişeleri, bazı kaygıları olabiliyor. Ben de aynı zamanda bir son kullanıcıyım, bir müşteriyim. O yüzden benim de aynı şekilde endişelerim olabiliyor. Tabii sektörün içerisinde olduğum için biraz daha hani buradaki endişelerimi hangi ödeme kuruluşuyla çalışıyormuş, ben herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım burada gibi biraz daha ayırt edici şeylere bakabiliyorum. Aslında biz genel olarak kendi son kullanıcı, hizmet ettiğimiz son kullanıcılarda da biraz daha bu bilinci özellikle son dönemlerde uyanmış olduğunu gördük. Özellikle üye işyerlerimizin altında logo bulunuyorsa, web sitelerinin altında logomuz bulunuyorsa bu noktada EasyCom'dan geçiyormuş ödemeler, güvenli bir şekilde alışverişimi yapabilirim endişesinden kurtulup, güvenlik endişesinden kurtulup alışverişin tamamladığı kezlerimizi çok fazla gördük ve bu biz biraz aslında sevindiren bir unsur. Ama bunun dışında da herhangi bir sıkıntı yaşandığında son kullanıcı tarafında da yine sizler tarafında da bizlere sormak istediğiniz, destek almak istediğiniz herhangi bir konu olduğunda ulaşabileceğiniz destek uzmanlarımız mevcut. 7/24 hizmet veriyorlar. Biraz daha aslında bu tek entegrasyonla tüm servislere erişimde bahsederken söylediğim ek servisler nelerdir, ana servisler nelerdir bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum biraz size. EasyCom'un aslında amiral gemisi yani aslında tüm ödeme kuruluşlarının diyeyim amiral gemisi sanal posttur aslında. EasyCom bu işi aslında biraz daha bir level daha öteye taşıyarak kendi ödeme formunu sunarak sizlere web sitenizde ödeme almanıza aracılık ediyor. Peki bu ödeme formunun bana ne gibi bir faydası var, ne gibi avantajları var derseniz, tabii ki de birçok avantajı var. 4 taneyle sınırlı değil ama en önemli, özellikle en çok dikkat etmeniz gereken 4 tane başlığa yer verdik burada. Bunlardan biri BIN kontrolü. BIN kontrolü zaten aslında hepimizin de bildiği gibi kart bilgilerinin ilk 6 tanesinin girilmesi halinde hangi kart şeması, hangi banka ya da kart ailesi, hangi taksit seçeneklerine
imkan var bu kart ailesi içerisinde. Bilgilerinin doğrudan müşterinin önüne döküldüğü bir hizmet bu. Bunu peki checkout form kullanmadım, EZCO ödeme formu kullanmadım, bunu sağlayamıyor muyum? Farklı entegrasyonlarla tabii ki sağlayabiliyorsunuz ama orada biraz daha sizin manuel bir süreciniz bekliyor oluyor. Arka tarafta aslında çarşaf çarşaf listeler içerisinden doğru banka için doğru taksit seçeneklerinin ayarlamalarını yapmak vesaire entegrasyonlarını yapmak gibi arka planda sizi uğraştıran ek süreç ve enerji gerektiren durumlar çıkıyor diyebilirim. Ama EZCO ödeme formunun içerisinde bu hizmete doğrudan erişmiş oluyorsunuz ve otomatik olarak erişmiş oluyorsunuz diyebiliriz bu noktada. Bunun dışında dinamik 3DS yöntemi var EZCO Checkout formunun içerisinde. Peki bu dinamik versiyonu nedir? 3DS biliyoruz ama dinamik versiyonu nedir dediğimizde şu şekilde çalışan bir mantalitesi var. Şimdi 3DS manuel olarak güvenlik uzmanları tarafından yürütüldüğü dünyada ki aşağıdaki risk skorlama biraz daha bununla alakalı bir süreç aslında. Doğrudan müşterimizin yapmış olduğu her alışverişte bir manuel aslında süreç geçiriyor diyebiliriz. 3DS haricinde bir güvenlik sorgulaması arka planda yapıldığında. Sürekli 3DS çıkartmak istiyorum derseniz bu durumda da müşterinizin telefonu yanında olmayabilir. Sürekli 3DS telefonuma şifre geldi, şifreyi geri gir, 100 liralık bir şey alacağım zaten ne uğraştırdınız ya gibi bir aslında tepkiye neden olmamak adına uğraştırmamak da müşteri adına ama aynı zamanda güvenliği de sağlamak adına dinamik 3DS kullanıyoruz biz bu noktada. Peki bu nedir? Arka planda yapılan bir alışverişin müşterinin alışveriş davranışları içerisinde yer alıp almadığını yapay zeka üzerinden kontrolünü sağlayan bir sistem aslında bu. Mesela ben bir müşteri olarak geldim sizin sayfanıza, lastik satıyorsunuz. Ben Sine Güneş olarak giyim alışverişinde 3000 ile 5000 bandında harcama yapan bir müşteriyim. Giyim dışında da online'da hiçbir şey almıyorum diyelim. Sizin sitenize geldim, siz de lastik satıyorsunuz. Ben bir anda 15 tane lastik alıyorum. Hem sepet tutarı anlamında yüksek hem de benim davranış biçiminin dışına çıkmış oluyorum aslında. Arka planda sistem bunu yakalayıp diyor ki Sine'nin normal şartlar altında bu alışverişi yapmıyor olması lazımdı. Ben buna bir 3D şeyi çıkayım, bana bir şifre girsin. Bir Sine Güneş mi değil mi doğrulayalım diyor arka planlı sistem ve bana bir 3DS şifre alanı çıkartıyor. Ama diyelim ki normal bir dünyada ben 3000 liralık geldim giyim alışverişimi bir güzel yapmaya çalışıyorum. Sistem arka planda sorguluyor tamam Sine zaten 3000 ile 5000 bandında giyim alışverişi yapan bir müşteri. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır diye direkt bana free pass veriyor aslında herhangi bir 3DS sorgusu çıkartmadan. Doğrudan alışverişimi tamamlamamı sağlıyor. Buradaki süreç de aslında hem güvenliği sağlayarak hem de aslında müşteriyi yıldırmadan, bıktırmadan satışın hızlıca kapatılması için bir olanak sağlamış oluyor sizler için diyebilirim. Onun dışında akıllı yönlendirme sistemi ki en önemli aşamalardan biri bu aslında sizler için. Özellikle kampanya gibi yoğun işlem hacminin geçtiği dönemlerde sizlerin elini çok kolaylaştıracak ve satış kaybetmenize engel olacak bir sistem. Peki nedir akıllı yönlendirme sistemi? Akıllı yönlendirme sisteminde arka planda diyelim ki bir bonus kart ailesinden satın alım gerçekleştirmek istiyor müşteriniz. Biliyorsunuz ki bonus karta yani bonus kart ailesine birkaç bankadan ulaşabiliyorsunuz. Garanti Bankası'dır, Deniz Bank'tır gibi. Diyelim ki bu bankalardan birinin sisteminde bir yavaşlama, cevap dönmede, onay aşamasında bir yavaşlama oldu ya da sistem tamamen çöktü. Bunu müşteri ya da siz farkında bile olmadan arka planda milisaniyeler içerisinde aynı kart ailesini destekleyen diğer bankaya yönlendirme sistemi olarak tanımlayabiliriz. Burada işlemin aslında hani herhangi bir şekilde olumsuz sonuçlanmaması, tabii ki hani bakiye gibi konular burada apayrı bir şey, olumsuz dönmesinin birçok nedeni olabilir. Ama bu tamamen sistemsel olarak gerçekleştirilen bir tarama diyebilirim. Orada sistem yavaşlığının ya da sistem çökmesinin banka tarafındaki herhangi bir şekilde son kullanıcıya yaşatmadan
o satışı kaybetmeden farklı bir banka üzerinden geçirmesini sağlayan bir sistem. Bu zaten sizin için de önem arz eden, yani hangi bankadan geçtiği sizin için de önem arz eden bir konu değil. Çünkü sonuç itibariyle siz bizimle ya da işte bir ödeme kuruluşuyla anlaştığınızda zaten tüm kart ailelerine ve tüm bankalara erişim sağlamış oluyorsunuz. Ve bunu tek bir komisyon oranıyla yaptığınız için ek olarak size maliyette doğurmayan bir süreç diyebiliriz. Onun dışında biraz önce risk skorlamadan bahsetmiştim. Daha fazla detayına girmeyeyim dilerseniz, ilerleyeyim diyebilirim. Peki bunun dışında, yani kartla ödeme dışında EZCO bize neler sunabilir? Ben müşterilerime EZCO kullanırsam ne gibi bir alternatif yöntem sunabilirim dediğiniz noktada EZCO ile öde ile başlayabilirim. EZCO ile öde nedir peki? EZCO ile öde kart kullanımını gerektirmeyen, tamamen aslında bir e-cüzdan mantığında çalışan, arka planda herhangi bir kart kullanımı yapmadan bakiye kullanarak tamamen hızlıca alışverişini yapmasını, tamamlamasını sağlayan bir alternatif ödeme yöntemidir diyebiliriz. Şu anda mevcutta 30 binin üzerinde üye işlerimizde aktif olarak kullanılan ve süreçleri %37 hızlandırdığı için müşteriler tarafından da çokça tercih edilen bir ödeme servisi aslında. Bunun dışında peki neler var derseniz. Kart saklama biliyorsunuz artık özellikle çok daha revaçta olan bir şey. Çünkü hepimiz biraz daha hıza odaklanmış durumdayız. Hepimiz çok kısa vakitler, dar vakitler arasında sürekli işlemler yapmaya çalışıyoruz. Müşteri olduğumuz dünyada da. O yüzden özellikle sıkça alışveriş yaptığı bir web sitesinde alışveriş yaptığında müşterilerin eğilimi daha çok kart saklayarak bir daha tekrar şifre gir, onu gir, bunu gir, uğraşmayayım. Kart bilgisi gir, onu gir, bunu gir, uğraşmayayım. Doğrudan sakladığım kartımla alışverişimi yapayım, tamamlayayım mantığında ilerliyor ve bu da aslında sizin satış sürecinizi hızlandıran ve müşteriye biraz daha hız ve satışı kaybetmeme anlamında destek sağlayan bir süreç diyebiliriz. Bunun dışında alışveriş kredisiyle ödeme seçeneğimiz mevcut. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani kart limitlerinin ulaştığı son noktalardan sonra özellikle son dönemde de kartlarla alakalı alınacak bazı ek aksiyonların açıklanmasının akabinde alışveriş kredisiyle ödeme çok büyük önem kazandı. Burada alışveriş kredisiyle nasıl ödeme yapabiliyor bir müşteri? Aslında bizim yine anlaşmalı olduğumuz bankalar üzerinden bir kredi kullandırımı sağlıyoruz. Yine burada aslında anında sonuçlanan kredi başvuruları ve süreçlerini alternatif bir ödeme yöntemi olarak sizlere ve dolayısıyla müşterilerinize sağlamış oluyoruz diyebiliriz. Bunun dışında kartla ödeme değil, havale ve EFT ile ödeme almak istiyorum ben ya da hem kartla hem havale ile ödeme almak istiyorum dediğiniz noktada bunun da tabii ki çözümü EZCO'nun içerisinde mevcut. Bize tanımlamış olduğunuz aslında banka bilgileriniz üzerinden havale ve EFT ile de ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında bir yöntemimiz daha mevcut. Bu da nedir? Link ile ödeme olarak geçiyor. Buradaki en büyük aslında avantajı aynı zamanda entegrasyonsuz olarak bireysel ve kurumsal müşterilerin ödeme almalarını sağlayan bir hizmet olması. Peki nasıl yapıyorsunuz? Biraz sonra aslında ekran görüntülerinde paylaşıyor olacağım ama genel olarak bahsetmek gerekirse diyelim ki web siteniz var ama satışınızı web sitesi üzerinden gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sanal post bağlamadınız web sitenize. Sadece bir WhatsApp bilgi hattı tanımladınız oraya ve bastığında müşteri doğrudan WhatsApp kanalınıza geliyor ve satışınızı orada kapatıyorsunuz aslında. Müşteriye şeyle ilgili, ürünle ilgili bilgileri vesaire sağladıktan, müşteriyle anlaşmayı sağladıktan sonra link ile WhatsApp'tan, SMS'le, e-mail ile nasıl tercih ederseniz ürün bilgilerine girip, ürün fiyatını, ürün görselini, adedini girip ödeme için kart bilgilerinin girebileceği bir alan sağladığı, aslında biraz önce göstermiş olduğum ödeme formunu göndermiş oluyorsunuz ama bunu tamamen linkle yapıyorsunuz. Yani web sitenizde karşınıza bir ödeme aşaması gelmiyor da harici bir alanda bir linkle o alana erişim sağlamış oluyorsunuz diyebiliriz. Burada tahsilatlarınızı toplu B2B'de toplu tahsilatlarınızı yapabileceğiniz bir alternatif olarak da kullanabilirsiniz. Bireysel satış olarak da sadece ben sosyal medya mecralarında satış gerçekleştiriyorum şu an. Bir web sitem yok. Ödeme kabul edemez miyim? Sadece kapıda ödeme mi yapabilirim? Hayır, linkle ödemeyi
kullanabilirsiniz ve müşterinizden satmış olduğunuz ürün bilgilerini gördükten sonrasında ödeme yapmasını talep edebilirsiniz. Bununla alakalı da şöyle ekranlarımızı da göstereyim dilerseniz. Nasıl yapıyoruz? Panele giriyorsunuz, hesabınızı giriyorsunuz. Akabinde ürün görselini ekliyorsunuz. Ürünün birim fiyatını girip link oluştur dediğinizde aslında karşınıza bir link çıkıyor ve bu linki paylaşa tıklayarak müşterinize iletebiliyorsunuz diyebilirim. Süreçler linkle ödemede genel olarak bu şekilde. Biraz daha hani vaktimiz kısıtlı olduğu için çok da detaya girmemeye çalışıyorum. Lütfen aklınıza takılan bir soru olursa yandan yazarsanız ben sunum sonrasında mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağım. Onun dışında peki sadece TL ödeme mi kabul edebiliyorum ben dediğiniz noktada? Özellikle e-ihracata açıldığınız bir dünyada da sizin için avantaj sağlayacak bazı ek servislerimiz de mevcut. Bunlardan biri çoklu para birimi özelliği. Çoklu para birimi özelliğinde aşağıda görmüş olduğunuz 6 tane döviz birimiyle ödeme kabul edebiliyorsunuz. Bunun için bizim... Sinan Hanım araya giriyorum, çok özür dilerim ama yanda sorular da çıkıyor. Evet, soruları sunum sonrasında hızlıca cevaplandırmaya çalışacağım. Onu da belirtelim çünkü hani belirtmişler hani soru ekranını görüyorsunuz diye. Görüyor Sinan Hanım en sonunda. Soru ekranını görüyorum. En sonunda hepsini topluca cevaplıyor olacağım. Ek olarak ayrıca sorularınız olursa diye mail adresimi de paylaşıyor olacağım. Dilerseniz maille de aklınıza sonradan gelen sorularınız olursa onları da iletebilirsiniz. Çoklu para birimi özelliğinizden bahsediyordum. Bunu nasıl alıyorsunuz peki? Standart bir başvuru sürecinden geçiyorsunuz yine. Normal sanal post kullanır gibi aslında. Zaten bu da sanal postun bir bileşeni, ek bir servisi diyebilirim. Normal standart başvuru sürecini tamamladıktan sonra bizim üye işyerleri için sizlere sağlamış olduğumuz bütün aslında o takibinizi sağlayacağımız panel içerisinden eklentiler bölümüne girerek çoklu para birimi özelliği de satın alabiliyorsunuz. Bunun yıllık bedeli şu an 99 TL şeklinde bilgiyi vermiş olayım. Ama tabii ki hani fiyatlarda süreçler içerisinde değişiklik de gösterebiliyor. O yüzden hani bugünkü fiyat olduğunu belirtmekte fayda var bu noktada. Girip yıllık bedelini aslında ödeyip satın aldığınız ek bir servisle e-ihracatta da aslında aşağıda bahsetmiş olduğumuz döviz biçimleri üzerinden ödemelerinizi kabul edebiliyorsunuz. Bunun dışında alternatif ödeme yöntemlerimiz de mevcut. Giropay ve DirectPay gibi alternatif ödeme kanallarını kullanarak da ödeme kabul edebiliyorsunuz. Bu noktada şu an hala bazı geliştirmelerimiz de mevcut. Detaylarla ilgili eğer bilgi almak isterseniz yine bize mail aracılığıyla veya destek ekibimize internet sitemizde yer alan mail adresi ve telefon numaralarından da ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Ben de yönlendirim sağlarım. Onun dışında bir de aslında fiziki dünyada yer alan çözümümüzle alakalı da ben kısaca bir bilgi vermek isterim. Şöyle göz ucuyla baktığımda cep postla alakalı da bir bilgi alabilir miyiz şeklinde bir soru da görmüştüm. Hem onu da cevaplamış olur aslında. Her bir e-ticaret web sitesi sahibine aynı zamanda fiziki ortamda da satışları olabiliyor. 360 derece bir ödeme deneyimi sunmak için hem fiziki hem de sanal ortamdaki ödeme çözümümüzden yararlanabiliyorsunuz diyebiliriz. Fiziki ortamdaki ödeme çözümümüz de CEPOS olarak geçiyor. Peki CEPOS nedir? Hangi alanlarda kullanabilirim? Nasıl kullanabilirim? Dediğiniz noktada CEPOS aslında Android 8 ve üzeri işletim sistemli telefonlarda, tabletlerde, cihazlarda, el terminallerinde NFC ile ödeme özelliği olan bu cihazlarda kullanabileceğiniz bir sanal değil de fiziki POS, yani sanalla fiziki birleştiren bir POS diyebiliriz. Aslında normal hepimizin her zaman görmüş olduğu fiziki POS'ların biraz daha teknolojik versiyonu diyebiliriz bunun için. Peki nasıl işliyor? Yine cep telefonunu bir POS cihazı olarak düşünün. Müşteriniz geldi, ödemeyi tamamlamak istiyor. Kartını NFC özelliği de açık tabii ki Android cihazımızın diye bir kere daha belirtmiş olayım. Kartını okutarak aslında ödeme aşamasını tamamladığı tamamen fiziki ortamda, fiziki bir POS'la yapılan alışverişin
sağladığı imkanları sağlayan bir hizmet aslında bu. Peki nerelerde kullanabilirim? Nasıl faydaları olur bana dediğiniz noktada mağaza içinde reyon önlerinde kullanabilirsiniz. Raf reyon önlerinde kullanabilirsiniz. Kapıda ödeme imkanı sağlıyorsanız eğer müşterilerinize kapıda ödeme aşamalarında kullanabilirsiniz reposu. Standlarda, kermeslerde, festivallerde eğer iş sahanız bu şekilde bir sektörde yer alıyorsa yine buralarda kullanabilirsiniz. Yani aslında fiziki bir posu kullandığınız her ortamda eğer Android 8 ve üzeri işletim sistemine sahip bir cep telefonunuz varsa derhal posa çevirebilirsiniz şeklinde belirtebiliriz cep posu aslında. Bunun için peki nasıl kullanmaya başlayacağım derseniz. Bunun için iki tane mobil app'imiz var bizde. Mobil uygulamamız var. Bu uygulamaları indiriyor olmanız lazım. Zaten hani başvuru, CEPOS için başvuru yaptığınızda tüm süreçlerinizde biz sizlere destek sağlıyoruz. Neleri indirmeniz gerektiğini, nasıl adımlar daha bulunmanız gerektiğini, kullanıcı bilgileri nasıl tanımlayacağınızı vesaire tamamını yönlendirmesini sağlıyoruz. Tabii burada hani önemli bir ayrıntı da belirtmiş olayım. Nasıl ki fiziki posta aslında 750 TL ve üzeri işlemler için şifre girilmesi gerekiyorsa aynı şekilde şifre girilmesi gerekecektir. Burada da yine şifre ekranı oluşuyor ve müşteri şifresini telefonundan aslında gelen şifresini girmiş oluyor diyebiliriz. Onun dışında temassız kartlarla ödeme imkanı sağladığını belirtmiş olalım. CEPOS özelliğimizde genel olarak bu şekilde vakti verimli kullanmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın çok fazla da ayrıntıya girmemeye çalışıyorum o yüzden. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa dediğim gibi yan taraftan ya da maille bana daha sonrasında iletebilirsiniz diye kapatmış olayım ben sunumumu. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorulara hızlıca bir bakmak istiyorum müsaadenizle. Bankalarda konunun uzmanına ulaşmak, derdini anlatmak, kendini anlatmak vesaire sıkıntılı süreç. İzgul bu konuda çok pratik demiş Mehmet'e. Çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince bu konularda herhangi bir sıkıntı yaşanması için hem işyerlerimizin hem müşterilerin çaba sarf ediyoruz diyebiliriz. Çünkü iletişim bizim için çok önemli, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. O noktada herhangi bir sıkıntı yaşamamak konusunda ekstra titizlik gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yine Mehmet Bey yazmış sanıyorum, bir tavsiyede bulunmuş. Yeni iş açan firmalarla bankalar zaten ilgilenmiyorlar, burunlarından kız aldırmıyorlar demeyelim. Tabii ki ilgileniyorlar onlar da. Ama orada bankalar için dediğim gibi ana iş kalemi sanal dünya olmadığı için biraz daha aslında ödeme kuruluşlarının o noktada ben üye iş yerlerime, birlikte çalıştığım firmalarına nasıl avantajlar sağlayabilirim kaygısı daha yüksek olabiliyor. Bu noktada size sağladığı yönlendirmelerde daha uzmanlık alanı olduğu için haliyle daha yerinde olabiliyor. Bu gibi durumlarda evet özellikle ticarete yeni başladıysanız hani ben de bir küçük şahsi görüşüm olarak ödeme kuruluşuyla ilerlemenizi tabii ki tavsiye edebilirim. O noktada çünkü özellikle yeni başlangıç seviyesinde komisyonlarda da çok büyük bir farklılık arz etmiyor diyebilirim. İzgo komisyon oranlarını sormuş Yahya Bey. Komisyon oranlarımız şu an standart komisyon oranlarımız 3.99, %3.99. Web sitemizden de takip edebilirsiniz güncel komisyon oranlarımızı. Burada tabii hacminize göre bazı komisyon oranında farklılıklar olabiliyor. O yüzden mutlaka destek ekibimizle iletişime geçerek satış danışmanınızla komisyon konusunu konuşmanızı, hacminizi belirtmenizi tavsiye ederiz diyebiliriz. İletişim her şeydir. Onun dışında Mehmet Bey'den yapılan satışlar sonrası müşteri kendince bir sebepten dolayı İZKO'dan para iadesi talep edebiliyor mu? Evet ise süreç nasıl işliyor şeklinde bir soru gelmiş. Tabii ki müşteri herhangi bir nedenle para iadesi talep ettiği durumlarla karşılaşıyoruz. Ama bu durumda para iadesini neden talep ettiğinin araştırılma kısmı çok önemli. Biz zaten sizlerle sürekli danışıklı dövüş halinde çalışıyoruz diyebilirim. Yani sürekli irtibat ve iletişim halindeyiz. Müşterinizden gelen talepler konusunda hem sizlere bilgilendirme sağlıyoruz hem de eğer orada müşteri talebini destekleyici bir şey iletmişse oradaki süreci sizlerle birlikte yürütüp en son verilen kararı aslında müşterimize de bilgilendirmesini sağlıyoruz diyebiliriz şeklinde bir bilgi vermiş olayım.
Nazan Hanım, EZCO kullanıyoruz. Memnunuz, kolaylıklar dilerim demiş. Çok teşekkürler Nazan Hanım. Sunumu mail adresinize tabii ki de iletebiliyoruz Emre Bey. Mail adresinizi göremedim, paylaşabilirseniz iletelim. Cepos'la, İsmail ve Cepos'la alakalı bilgi verdim. Yani sorunuzun cevabını aldınız mı tam emin değilim ama eğer aklınıza takılan bir süreç varsa mail adresini birazdan paylaşıyor olacağım. Daha detaylı bilgi de paylaşabiliriz sizlerle. Konuyla alakalı destek de sağlamaktan memnuniyet duyarız. Onun dışında Mehmet Bey'den bir sorumuz var. Ideasoft tabanlı sitemizde ürünler TL, Euro bazlı ama günün kurundan TL görünüyor. Satın alma esnasında TL çekim yapıyor. Döviz bazlı yurt dışı ve yurt içi yabancı müşterilere döviz bazlı ödemeyi entegre edebiliyor muyuz? Standart sanal post site entegrasyonu için soruyorum demiş. Mehmet Bey şu şekilde sizin orada web sitenizde eğer dolar üzerinden veya euro üzerinden bir satış gerçekleştirecekseniz web sitenizdeki fiyat bilgilendirmesini ilgili kurlar üzerinden yapmanız lazım. Yani otomatik olarak TL'ye döndüren bir fiyatlama sistemi göstermeden orada dolar üzerinden veya euro üzerinden ürünlerinizin fiyatını girmeniz ve aslında satış aşamasında da dolar ve euro üzerinden satışınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buradaki süreçlerle alakalı da isterseniz biz size detaylı bilgilendirmeyi de sağlayalım arka plandan. Bana yine aşağı yazacağım mail adresime mail atabilirseniz süreçle ilgili destek sağlayalım sizlere. Mail adresimi de yazıyorum. Buradaki faturalaşma süreci biz aslında daha çok bilgi fişiyle ilerliyoruz bu noktada diyebiliriz. Bununla alakalı da fatura tarafındaki süreçlerle alakalı detaylı bilgiyi de İsmail Bey yine maille size iletmiş olalım. Aynı mail içerisinde bir bütün paket olarak. Samet Bey ben teşekkür ederim. Çok başarılı bir sunumda herkesin tahmini sonra karşılıklı. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Umarım öyledir. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. Sanıyorum başka soru yok. Ben mail adresini yazacağım. Hanım'dan bir soru görüyorum. Export panelinde ayrı şekilde kurulum yapılması gerekiyor mu? Export panelinden ayrı şekilde kurulum yapılmasına gerek yok. Daha doğrusu export paneli diye ayrıca bir panel yok. Merchant panelin üzerinden eğer çoklu ödeme özelliğinizi satın almak istiyorsanız her zaman kullandığınız tüm işlemleriniz için kullandığınız paneliniz üzerinden doğrudan eklentiyi satın alıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ekstradan tekrardan bir entegrasyon sürecine girmeniz gerekmiyor. Tabii Zeynep Hanım size de sunumu iletiyor olacağım. Ben mail adresimi de aşağı iletiyorum. Ek sorularınız olması halinde her zaman yardımcı olmaktan da memnuniyet duyarız. İyiyim. Evet. Sinan Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok da interaktif oldu. Biz sorular gelince seviniyoruz yani. Demek ki ilgi çekilmiş. Bir şekilde ulaşabilmişiz, dokunabilmişiz. Anlattıklarımız ulaşmış şeklinde hissediyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim interaktif katılımları için de katılımcılara. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Burada var olmaktan çok memnun oldum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar herkese. Şimdi sırada Kargonomi'den Kargonomi Genel Müdürü Ersin Ekinci'yi davet ediyorum. Aynen. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen sorumuzu açtım. O zamana kadar ki olumun bölümü gerçekten bana sayfalarca not aldırdı. Böyle dolu dolu bilgilerle geldi şimdiye kadar. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ama ben herkesin o kadar not alacağı bir sunum yapmayacağım ne yazık ki. Bizim tarafta bir derdimiz var. O derdimizi hep birlikte çözebilmeye sağlayan bir projemiz var. Kargonomi hakkında biraz konuşacağım. O zaman ben sunumu hızlıca tamam, başlıyorum. Biraz da herkesi teşekkür ederim. Hızlandırmaya çalışayım ben de. Herkese tekrar merhabalar. Kargonomi adına ben bugün burada karşınızdayım. Kargonomi aslında bir kargo firmaları açısından e-ticaret satıcılarının en önemli iş ve ihtiyaç kalemlerinden olan kargo tarafındaki ihtiyaçlarına bir çözüm olarak yaratılmış bir proje. Kabaca Türkiye'deki e-ticaretten, Türkiye'deki hareketten biraz bahsedip ondan sonra konuya girmek istiyorum hızlıca. Şimdi bu noktada
Türkiye'de e-ticaret son dönemde hepimizin de yakından bildiği, biraz önce de sunumda bahsedildiği üzere, özellikle ben benim bahsettiğim üzere, bu pandemiden sonra hızlıca hayatımıza giren, hızlıca adapte olmamızı beklemeyen ve çok hızlı bir şekilde adapte eden, benim 76 yaşındaki annemin bile internetten şunları sipariş versene dediği bir noktaya geldi hızlıca. Dolayısıyla internet kullanımının yaygınlaşması ve bu noktada tüketicilerin de e-ticaretten alışveriş yapma konusunda bilinçlenmesi, Türkiye'deki e-ticaret sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdi. Bir de bununla beraber artık işletmelerin de e-ticarete duyarsız kalmaması, her noktada artık e-ticarete de var olma çabası, bir diğer yandan da müşterilerin bu konudaki ihtiyaç ve baskısı sektörü hızlıca aslında büyütme eğilimine getirdi. Buradan da hareket ederek e-ticaretin en önemli unsurlarından biri, şimdiye kadar işte bahsedildi zaten, bir e-ticaret sitesi ya da bir pazar yerinden satış yapma işimiz var. Bunu, bu satışın yapıldığı tarafta bir tahsilat ihtiyacı var elbette. Ve işin son bacağı da e-ticarette lojistik, kargo taşımacılığı. Dolayısıyla bu noktada lojistiğin önemi gerçekten çok büyük. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında da, satışların artmasında da e-ticaret çok önemli bir rol oynuyor. Bu arada, çok pardon. Öncelikle müşteri memnuniyet sağlıyor aslında e-ticaret. İlk bakıldığında e-ticaret lojistiğinin müşteri memnuniyeti, kargo ile ne alakası var derseniz, ben genel itibariyle yorumları çok okuyorum. Özellikle e-ticaret sitelerinde ya da pazar yerlerinde ürün yorumlarını çok okuyorum ve okuduğum yorumlar genelde kargo ve lojistik üzerine. Aslında o yorumları biz gerçek anlamda doğruca kullanmadığımızı düşünüyorum. Çünkü o yorumlar aslında ürün hakkında, ürünün ne kadar iyi, kaliteli vesaire olduğu hakkında bilgiler içermeliyken, genel itibariyle baktığımda paketlemenin ne kadar iyi ya da kötü olduğu, alınan kargo hizmetinin ne kadar iyi ya da kötü olduğu gibi bazı yorumlar var. Ve bu yorumlar genel yorumların içerisinde de çok ciddi bir paya sahip. Dolayısıyla e-ticaret lojistiği, e-ticaretteki müşteri memnuniyetini sağlama konusunda gerçekten çok önemli bir parametre. Aynı zamanda da bu tabii ki müşteri memnuniyeti arttıkça hızlı ve sorunsuz teslimat müşteri memnuniyetini arttırıyor. Bu arttıkça da bu sefer müşterilerin e-ticaret sitelerinden alışveriş yapma olasılığını hem arttırıyor hem de İbrahim Bey'in sunumunda bahsettiği üzere organik müşteriler yaratmaya başlıyor. Organik müşteriler yaratılmasına ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Aynı müşteri dönüp bu sefer sizden aldığı hizmetten memnun kaldığında, o ürüne, o hizmete bir daha ihtiyacı olduğunda rahatlıkla sizden alabiliyor. Bir yerden sonra da sizin sadık müşteriniz, organik müşteriniz haline geliyor. Bu anlamda satışların arttırılmasında ciddi bir payı var. Tabii ki satışların arttırılmasında bir payı var ama ülkemizde son dönemlerde yine ne yazık ki ekonomik bazı göstergeler herkesin biraz böyle kesesine daha dikkat etmesi gerektiği, daha da para harcarken dikkatli olması gerektiği bir döneme getirdi bizi. Hep birlikte ülkece bunun içinden çıkacağımızı, aşacağımızı inanıyorum ben de. Buradaki en önemli konu rekabet gücü aslında. Çünkü genel itibariyle baktığınızda daha büyük montanda ticaret yapan işletmeler ürünleri daha ucuz miktara mal ediyorlar ve kar marjını daha da yükseltiyorlar. Daha ufak ölçüde iş yapan, daha ufak ölçüde ticaret yapan KOBİ'lerimizin de genel problemi ürünün piyasada oluşan satış fiyatından daha yukarıya bir fiyata satamıyor oluşlarına rağmen maliyetleri anlamında, maliyetleri de daha çok iş yapanlara göre ne yazık ki daha yüksek. Dolayısıyla biz burada kargonomi tarafında da e-ticaret lojistiğiyle beraber rekabet gücünü arttıracak uygun maliyetli bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Bu uygun maliyetli çözüm karşılığında da rekabette artık KOBİ'lerimizde rahatlıkla biz de varız diyebilir noktaya geliyor. Bir diğer tarafta da biz standart kargo işlerini biraz daha farklılaştırarak yapıyoruz. Burada yaptığımız temel şey, müşterilerimizin ürünlerini sadece depolarından değil, Türkiye'deki arzu ettikleri herhangi bir yerden alıp direkt müşterilerine götürebiliyoruz. Dolayısıyla bu da hem ürünün merkez depodan ya da satın alınan toptancıdan kendi depolarına kadar gelmesi gereken o süreyi ve maliyeti ortadan kaldırıyor. Hem de işi daha da hızlandırıyor. Bu hızla beraber müşteri hem tekrar yine memnun oluyor hem de ürün stoğu bu dönemde ciddi bir maliyet, stok maliyeti. Daha az stokla ticaret yapma imkanı sağlıyor. Biz Türkiye'nin herhangi bir yerinden bir paket alıp sizin müşterinizin
direkt ulaşmasını sağlayabiliyoruz bu çerçevede. Bu da hem dediğim gibi lojistikteki maliyeti azaltıyor, hareket sayısını azaltıyor. Bir diğer yandan da hızı arttırıyor. Depolama ve dağıtım maliyetlerini bu anlamda biz aslında kargo işinin toptandan perakendeye gelen tarafındayız. Ve depolama dağıtım hizmetlerini e-ticaret firmaları maliyetlerini düşürüyoruz. Burada biraz önce bahsettiğim gibi stok maliyetlerini azaltıyoruz. Dağıtım maliyetlerindeki hareketleri azaltıyoruz. Kargoda da lojistikte de hareket azaldıkça da maliyet azalıyor elbette. Biz iş ve işlemlerin hepsini dijitalleşmeyle yapıyoruz. Biliyorsunuz e-ticaret zaten kendi içinde bütün kanallarıyla, bütün aşamalarıyla zaten online bir süreç. Bu online sürecin içerisinde kargo belki de en insan elinin dokunduğu, insan eliyle iş yapıldığı, el emeğiyle, alın teriyle iş yapılan belki de en önemli tarafı, en yönetilmesi daha zor ve performansların çok daha yakından takip edilmesi gereken bir taraf dijitalleşme. Bu tarafta da biz full olarak müşterilerimizle entegre çalışıyoruz. Bütün bilgileri dijital olarak temin edip dijital olarak sağlıyoruz. Ve bu dijitalleşmeyle beraber biz de e-ticaretin içindeki akışın tüm süreçlerini dijital olarak müşterilerimizin müşterileriyle paylaşabiliyoruz. Kişiselleştirme bu anlamda çok önemli olmaya başladı. Özellikle e-ticarette ben artık şeyi bilmiyorum. Kişiselleştirilebilir bir ürün ihtiyacım olduğunda nereden alırım bilmiyorum. Bana göre sadece internetten alınabilir. Bunun dışında başka hiçbir yerde satıldığını çok uzun zamandır görmüyorum, denk gelmiyorum. Çok eskiden fotoğrafçılar böyle şeyler yapıyordu. İşte kupalara şey basıyordu, fotoğraf vesaire gibi bir şey basıyordu ama çok eskiden böyle çok Beşiktaş'ta falan birkaç yerde görmüştüm, İstanbul Beşiktaş'ta. Onun dışında artık kişiselleştirme dediğiniz zaman artık tamamen internete odaklanan, internete evrilen bir iş oldu. Burada da e-ticaret lojistiği tarafında da biz bu sefer kişiselleştirilebilir çözümler sunuyoruz müşterilerimize. Bazı müşterilerimizin paketlerini biraz önce dediğim gibi başka bir yerden alıp direkt kendilerine götürüyoruz. Bazen müşterilerimizin paketlerini arzu ettikleri başka bir noktaya teslimatını organize ediyoruz. Bazı durumlarda da yolda buluşup özellikle şey tarafında perakendedeki tamir onarım işleri tarafında yolda buluşma, yolda teslim etme gibi çeşitli faaliyetleri de organize ederek burada lojistik ihtiyaçları daha da optimize bir şekilde kişiselleştirerek çözmeye çalışıyoruz. Ve son dönemde çok herkesin duyduğu, herkesin söylediği sürdürülebilir konusu aslında bizim sektörümüz için, kargo ve lojistik sektörü için aslında olmazsa olmaz. Çünkü dünyayı en çok biz kirletiyoruz. Biz lojistikçiler kirletiyoruz dünyayı en çok. En çok yakıtı biz kullanıyoruz. En çok atığı biz üretiyoruz. En çok ambalaj atığını biz üretiyoruz. Dolayısıyla bizim tarafta, kargo ve lojistik tarafta bu atık yönetimi daha az karbon salınımı gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerine dokunduğumuzda ciddi bir iyileşme, ciddi bir ivme sağlamış oluyoruz aslında. Türkiye'deki e-ticaret lojistiğinin geleceği aslında geçmişinden de belli. Geçmişten bugüne baktığımızda internetin yaygınlaştırmasıyla Türkiye'de e-ticarette gelişmeye başladı. Ve internet daha yarın daha da gelişecek. Bir sonraki gün daha da gelişecek. Bu gelişmeyle beraber Türkiye'de e-ticaret aslında şu an olması gerektiği yerden en az 20 kat daha büyümüş olacak. Bununla beraber de tüketicinin e-ihracata, e-ticarete ilgisi daha da artmaya başlayacak. Ve e-ticaret firmalarının sayısının artması bu konuda hem kaçınılmaz hem de olması mutlaka gerekli olan bir gelişme aslında. Türkiye'de e-ticaret firmalarının artması, biz sadece bunu rekabet açısından bakmamayız. Rekabet arttıkça aslında hizmet kalitesi de, ürün kalitesi de gelişmeye başlıyor. Bu noktada da e-ticaret lojistiğinin geleceği anlamında e-ticaret firmalarının sayısının artması aslında önemli bir parametre. Lojistik teknolojiler de tabii bu dönemde boş durmuyor. Lojistik teknolojileri gün geçtikçe daha da verimli, daha da hızlı hale geliyor. Ülkemizde genel anlamda bakıldığında dünyadaki lojistik gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve bunların e-ticarete yansıması, uygulaması anlamında ülkemizde gerçekten çok ileri bir noktada. Teknolojiyi her haliyle kullanıyoruz. Beraber çalıştığımız iş ortaklarımızın kuryeleri tam anlamıyla teknolojiyi iliklerine kadar hissedip sonuna kadar kullanıyorlar bunu. Bu noktada da
Türkiye'de artık e-ticaret tarafında gelişme, büyümenin önünde bir engel değil lojistik. Bir süre önce, kısa bir süre önceye kadar çok sıklıkla kargo ve kurye şikayetleri çok fazlaydı. Hala var tabii ki. Çünkü %100 insanla yapılan bir işte bu kadar hata, bu kadar sıkıntı elbette olabiliyor ama son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunların da kontrol altına alınabilmesi, uzaktan da izlenebilmesi gibi önemli parametrelerle birlikte artık e-ticaret lojistiği teknolojik anlamda da gelişmesini sürdüren bir iş haline geldi. Bu noktada da e-ticarete girmek lazım. Evet, e-ticarette olmak lazım. E-ticarete ben şöyle bakıyorum. E-ticaret yapılmayan her bir gün edilen büyük bir zararın en az belki de 1000 lira, 2000 lira zararın bir göstergesi. Çünkü bugün geleneksel ticaret Türkiye'de hiçbir zaman bitmeyecek. Payı dönem dönem azalacak, dönem dönem artacak ama hiçbir zaman bitmeyecek. Bu geleneksel ticaretin yanında bizim mutlaka e-ticaret tarafında da var oluyor olmamız lazım. Bugün herhangi bir yerde, ülkemizin herhangi bir noktasında bir dükkanımız, bir işletmemiz olduğunu varsaydığımızda biz sadece bu işletmemizin bulunduğu sokakta, caddede, mahallede, hadi şanslıysak o ilçede belki iş yapabiliyor oluruz. Ama bununla beraber e-ticarete girdiğimizde bu sefer karşımıza bu kadar büyük bir parça çıkıyor. Bu kadar büyük bir pasta çıkıyor. Bu pastanın her yerinden ekmek yiyebiliyoruz. Genel itibariyle e-ticaret siparişlerinin bölgelere göre dağılımına baktığımızda tahmin edeceğiniz gibi Marmara tabii ki %40'ların üzerinde bir oranla lider. Ama bu buranın her yeri e-ticaret yaptığınızda bu coğrafyanın her yeri sizin hemen ulaşabileceğiniz, aynı dili konuştuğunuz, derdinizi anlatabileceğiniz, ihtiyaçlarını çok iyi bildiğiniz insanların yaşadığı bir coğrafya. Burada Ayşegül'ün fotoğraf demiş. Fotoğraf almanıza gerek yok. Dilerseniz sunumu paylaşabilirim. Dilerseniz alabilirsiniz de bir fotoğraf. Nasıl arzu ederseniz. Bir diğer açıdan da illere böyle genel bir bakış yaptığımızda İstanbul Türkiye'deki genel ticaretin çok ciddi bir bölümünü kapsıyor ama e-ticarette aslında 29 gibi çok da böyle inanılmaz bir orana sahip değil. Çok tabii ki çok iyi bir oran. Ama bununla beraber Türkiye'nin her yerinde müşterilerinizin olabileceği, buradan bakıp da işte Gaziantep'te de satılabilecek ya da Gaziantep insanına da hitap edebilecek bir ürününüz varsa hedeflemeniz gerektiği, işte Adana'da da, Eskişehir'de de, Kocaeli'de de, Ardahan'da da ciddi işlerin olduğu, ciddi müşterilerin, ciddi alıcıların beklediğini hiçbir zaman unutmadan bu noktaya gelmek lazım. Şimdi genel itibariyle KOBİ'lerin, bu biz Idealsoft'tan aldık bu bilgiyi. Gerçekten çok gerçek bir bilgi bu. Çünkü genel itibariyle tabii ki ülkemizde bu analizleri yapan birçok kurum, birçok e-ticaret altyapısı da var ama bu yaşanmış, çok net ölçülmüş bir oran. Idealsoft altyapısı kullanan KOBİ'ler geçen sene %74 e-ticarette büyümüşler. Yaklaşık 68 milyon ürün satmışlar. Ve çok ciddi cirolara sahip olmuşlar. Dolayısıyla buradan bakıldığında da e-ticaret gerçekten işi olmazsa olmaza götürüyor. Bu noktada ben sizden de bir tahmin rica edeyim. Bu arada soruyu görüyorum ama bittiğinde isterseniz toplu bir soru cevap seansı yapalım. Dilerseniz e-mail adresimi de paylaşırım zaten. Türkiye'nin günlük kargo hacmi konusunda bir günde kaç adet kargo taşındığı konusunda bir yorumunuz, bir tahmininiz var mı? Yorumlardan rica edebilir miyim? Evet, Mehmet Bey'den 5 milyon geldi. Evet, bir diğer Mehmet Bey'den 120 bin. Zeynep Hanım'dan 3 milyon civarı. Başka var mı tahmin paylaşmak isteyen? Peki o zaman Mehmet Kıpıt diye okudum ama yanlışsa da lütfen özür diliyorum. Ayşegül Hanım 6 milyon dedi. Mehmet Kıpıt Bey saymış sanki gerçekten 5 milyondu. Tabii ki bu veriler her geçen gün daha da iyileşiyor, daha da gelişiyor. Ama ortalama şu an Türkiye'de bir günde 5 milyon adet kargo taşınıyor.
Dolayısıyla bu Mehmet Bey'in çok yerinde tahminini mutlak surette bir ödüle çevirelim. Mehmet Bey'e kargonomide kullanabileceği 250 liralık bir bakiye, hediye bakiyesi yükleyelim. Eğer Mehmet Bey bizimle iletişime geçerse etkinlik sonrası, kendisiyle de bu süreci görüşüp kendisine de hediyesini takdim edelim. Güzel tahmin gerçekten Mehmet Bey. Evet, tebrik ediyorum. Evet, günde yaklaşık 5 milyon adet. Burada kargolama tarafında ne yaptığımızı da kısaca bahsetmek istiyorum. Kargolama aslında Türkiye'deki kargo firmalarını tek bir çatı altında toplayan, tek bir sözleşme ile tek bir dijital imza ile, artık gerçek imza da kullanmıyoruz, tek bir dijital imza ile birkaç dakika içerisinde Türkiye'deki bütün kargo firmalarını kullanmaya başlayabileceğiniz bir platform. Şu an sistemde MNG, Surat, Sendeo, Aras firmaları var. İşte HepsiJet entegrasyonu devam ediyor. Kısa bir süre sonra o da canlı alınacak. Dolayısıyla Türkiye'de faaliyet gösteren kargo firmalarını birer birer bu sistemin içine dahil ediyoruz. Sistem bu noktada bir lojistik platformu. Bu platformla beraber hem işlemlerinizi çok hızlı hem de çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bu sistemi kullanmak için kişi de olabilirsiniz. Sadece vergi levhasına da ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla siz kargonomi platformu üzerinden kargolarınızı uygun fiyatlarla her yere gönderebilirsiniz, her yerden getirebilirsiniz. Kargonomi aslında çok basit bir mantıkla çalışıyor. Kargonomi'den bir kupon kodu gibi bir kod alıyorsunuz. O kodu tıpkı pazar yerlerinin kargo süreçlerine benziyor. Aldığınız kodu ile şubeye götürdüğünüzde paketinizi, şubeye teslim ettiğinizde artık ek bir ücret ödemenize gerek kalmadan bizim sistemimizde, portalımızda tüm kargo, her bir kargo gönderiniz için tüm kargo firmalarının fiyatlarını görerek, fiyatlarını kontrol ederek dediğiniz firmayı seçerek buradan ilerleyebilirsiniz ve bunun en büyük avantajlarından biri herhangi bir kargo firmasına bağlı kalmak zorunda olmadan, kimi zaman müşterilerinizin talepleri doğrultusunda siz X kargo firmasıyla genel itibariyle ya da ağırlıkla çalışıyor olabilirsiniz ama bazı durumda alıcılarınız Y kargo firmasıyla ürün istediğinde sizin o firmayla bir anlaşmanız olmadığı için, genel bir çalışmanız olmadığı için de bu sefer o firmayla kargo göndermenin çok mümkün olmadığı bir dünya var ne yazık ki. Ama kargonomi tarafında öyle değil. Kargonomi tarafında herhangi bir kargonuzu herhangi bir zamanda istediğiniz firmayla birkaç saniye içerisinde hazır haline getirip şubeye götürüp teslimatını yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunu çok kolay yapıyor. Aynı zamanda kargonomi, kargonomi aracılığıyla gönderdiğiniz kargonuzu hem firmaların kendi web sitelerinden hem de kargonomi.com.tr üzerinden takibe imkan sağlıyor. Bu durum hem sizin hem de nihai tüketicilerinizin otomatik olarak yapacağımız bilgilendirmelerle kargolarını istedikleri yerden, istedikleri kanaldan takip etmelerine imkan sağlıyor. Bu da müşteri tarafındaki güveni arttırıyor tabii ki. Başta söylediğim gibi siz normalde kargonomi tarafıyla çalıştığınızda artık masraflarınızdan ciddi bir tasarruf elde etmiş oluyorsunuz. Bu tasarrufunuzla birlikte de bu aslında bir tasarruf değil. Bu üründen yapacağınız karı maksimize etmenin bir yolu. Çünkü kar maksimizasyonunun tek yolu ne yazık ki fiyatları arttırarak karşı taraftan daha çok para almak değil. Bir yerden sonra da maliyetlerinizi düşürerek bu sefer buradaki verimliliği, buradaki karlılığı arttırmak. Kargonomi tarafında da daha uygun maliyetlerle bunu sağlamanız mümkün. Biz kargonomi faydalarını böyle temel olarak topladığımızda işte paradan ve zamandan tasarruf ettiriyoruz. Masraflarınızı kontrol etmeniz, kontrol altına almanızı sağlıyoruz. İadelerinizi yönetmeyi sağlıyoruz. Ve bu sayede de müşterinin memnuniyetini arttırarak en azından kargo tarafında, işin kargo boyutunda herhangi bir ek bir sorunla karşılaşmamanız için bu çözümü size sunmuş oluyoruz. Kargonomi kullanmak çok kolay ve fiyatı da uygun. Bununla alakalı bir örnek paylaşmak gerekirse de şu an sistemimizde online olarak 24.90 TL'ye artı KDV, yalnız bu fiyatlar orada bir yanılgı olmasın, 24.90 TL'ye 2 desiye kadar şehir içi gönderi, 36.50 TL'ye de Türkiye'nin her yerine gönderi yapabilir durumdasınız. Bu noktada da fiyatlarımız gerçekten avantaj sağlayacak durumda. Bununla ilgili bir müşterimizle ortak bir hesap yapmıştık. Hatta geçen hafta yaptık bu hesabı. Ortalama olarak günde 10 tane paket gönderen müşterimize 20 lira gibi paket başı tasarruf sağlıyoruz. Bu tasarrufla birlikte ortalama büyüklükteki bir kobiye aylık kazancımız, katkımız 6.000 TL. Dolayısıyla bu da bugünün şartlarında 6.000 TL
Gerçekten bir kobi için, bir işletme için, az sayıda işlem yapan bir işletme için bile çok önemli bir para, çok önemli bir geri bildirim, önemli bir fayda. Bununla beraber de, bu faydayla beraber de işler gerçekten çok daha keyifli, çok daha hızlı, çok daha yapılısı oluyor. Çünkü sunumlarda da bahsedildiği üzere Türkiye'de gerçekten birçok e-ticaret firması girişimi kuruluyor. Ama bazı paralar var ki e-ticaret işinde o parayı harcamanız gerekiyor o iş yapabilmeniz için. İşte bazı paralar var ki o parayı harcamanıza gerek yok. İşte kurulumdu, altyapıydı, bazı teknik konulardı, işte reklama harcanan paraydı, reklam ajanslarına ödenen danışmanlık ücretiydi bunlar. Bunlar olmazsa olmazı bu işlerin. Bu işi yaptıktan sonra ama kargo tarafına o kadar para ödemenize gerek yok. Dolayısıyla o tarafta da kargonomi sizin işlerinizi kolaylaştıran bir çözüm ortağı olarak karşınızda. Şu ana kadar yaptığımız entegrasyonlarımız var. Ideasoft, T-Soft, Sopio, WooCommerce entegrasyonlarımız şu an devrede. OpenCart'la Tijimex'de şu an geliştirme safhalarında. Onlar da geliştirmesi devam ediyor. Yakın bir süre içerisinde onlar da aktifleşecek. Ama şu an Ideasoft, T-Soft, Sopio ve WooCommerce tarafında bu altyapıları kullanan tüm sitelerle entegre bir şekilde siparişleri siteden okuyabiliyor. Okuduğumuz siparişlerin durumlarının da kargoya verildi, teslim oldu gibi bilgileri de tekrar bu altyapıyı kullanan siteleri otomatik olarak geri besleyebiliyoruz. Bunun dışında da sistemi bu arada da manuel kullanmanız mümkün. Yani WhatsApp'tan da satış yapabiliyor olabilirsiniz ya da Instagram'dan da satış yapıyor olabilirsiniz. Bu yaptığınız satışlarla ilgili gönderilerinizi de bu sefer bu sistemden manuel oluşturarak yine de gönderebilirsiniz. Sadece bu dört altyapıda şu an sistem %100 entegre çalışıyor. Paketlerin hem girişi hem çıkışı hem teslim olduğu gibi tüm bilgiler de sistemdeki panelinize, hangi altyapıyı kullanıyorsanız o altyapıdaki panelinize otomatik olarak işliyor. Sizin orada herhangi bir bilgi girişi yapmanıza, herhangi bir paketle ilgili takip bilgisi, takip kodu vesaire gibi girmenize gerek yok. Otomatik olarak oradaki süreç işliyor. Kargonom tarafındaki peki projelerimiz nasıl oldu? Tabii e-ticaret deyince iadeyi düşünmeden olmazdı. Mutlaka bir iade yönetimi tarafı var. Biz kargonom tarafında da daha önce kargosunu gönderdiğiniz müşterilerde oluşacak iade taleplerinizle otomatik olarak bu sefer o kupon kodunu, o gönderi kodunu karşı taraftaki müşterinize vermenizi sağlayıp yine aynı ücretlerle, yine aynı maliyetlerle maliyetini, ücretini bildiğiniz ve hangi kargo firmasıyla hangi gün ne zaman geleceğini bildiğiniz bir iade sürecini yönetmenize imkan veriyor artık. Sistemimiz önden bakiye yükleme usulü çalışıyor. Genel yoğun taleplerden sonra artık otomatik yüklemeyi de devreye almış olduk. Artık sistemimiz ihtiyacı olduğunda bakiyeyi otomatik olarak yüklüyor. Ve siz kargo gönderim süreçlerinde herhangi bir bakiye yüklemesi, bakiye azalması vesaire gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Daha sonrasında bu sefer sitemize daha önce bahsettiğimiz o organik müşterilerin yapacağı satın alımlar konusunda onların da gönderilmesi için bu sefer sistem şimdiye kadar yaptığınız gönderileri kaydediyor ve daha önce gönderi yaptığınız birine bir gönderi yapmak istediğinizde sadece tekrar eklemeniz yeterli. Onunla ilgili hiçbir şey yazmanıza, hiçbir form doldurmanıza, hiçbir bilgi girmenize sisteme gerek olmadan otomatik olarak karşı tarafın yaptığı ikinci alışverişin, ikinci siparişin de bilgilerini otomatik olarak oluşturuyor. Önümüzdeki dönemeç daha var. Bir tanesi yurt içinde kapıda ödeme yapmak. Bununla ilgili görüşmelerimiz vesairemiz yapıldı. Anlaşmalar tamamlandı gibi. Şu an entegrasyon süreçlerimiz devam ediyor. Bir yeri de ihracat süreçleri. Ülkemiz çok uzun zamandır ihracatın beşiği olabilmeliyken bir türlü o ihracata biraz ısınamadık biz. Ülke olarak. Biraz belki şeyden, ben onun şey gibi düşünüyorum. İhracat yapıyor olmak için biraz böyle İngilizce vesaire gerekiyordu. Belki orada kendimizi yeteri kadar hazır hissetmiyorduk ama ihracat artık gelişen teknolojiyle beraber ciddi anlamda çok daha kolaylaştı. Devlet de ihracatı destekleyen bir sürü paket, bir sürü kolaylaştırıcı unsur, işte elektronik gümrükleme, ETGB gibi birçok gelişmeyle birlikte bu işi daha da teşvik edici, daha da kolaylaştırıcı bir hale getirdi. Bunlardan da faydalanarak biz de artık ihracat süreçlerinde de müşterilerimizin, iş ortaklarımızın yanında olmak için biz de süreçlerimize başlattık. Yakın zamanda orada da bir hareketimiz olacak. Benim sorumum buraya kadardı. Biraz da böyle hızlandırmış yapmaya çalıştım mümkün olduğu kadar. Benden sonraki arkadaşım da en azından çok sıkıntı yaratmamak için. Şimdi böyle soruları şuradan hemen bakıyorum. Hmm.
Evet, yine Mehmet Bey'in sorusu var. İşte kargo maliyetlerinin yüksekliği ile alakalı. Evet, işte bu pazar yerinde ödediğiniz komisyonu oraya değil, kargo ödeyerek ürününüzü daha avantajlı bir şekilde İsmail Zelik Bey sanırım. Evet, İsmail Bey de sistemimize entegre oluyor mu kargolama takip sistemi demiş. Dediğim gibi eğer biraz önce bahsettiğim altyapılardan birini kullanıyorsanız, Ideasoft, Tsoft, WooCommerce ve Shopify gibi altyapılardan birini kullanıyorsanız şu an hemen birkaç saniye içinde entegre edebiliriz. Ben şuradan mail adresimi de paylaştım şimdi. Kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda sormak, söylemek, paylaşmak istediğiniz bir durum olduğunda mailden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun değerli sunumunuz için. Zeynep Hanım'ın hemen araya sorusu girdi Dirba Hanım. Kusura bakmayın. Onu da yanısız bırakmak istemem. Zeynep Hanım, Aras Kargo ile çalışıyoruz derken yani okey, Aras Kargo ile çalışmaya da devam edebilirsiniz ama bizim sistemimizde de Aras Kargo var. Eğer bizim sistemimizdeki sistemin hem entegrasyon fonksiyonlarını hem de diğer fonksiyonlarını daha uygun bulursanız bizimle çalışmaya devam edebilirsiniz yine Aras'ta. Sizin tarafta değişen bir şey yok. Sadece kargo ücretini bu sefer Aras'a değil de bize ödüyor olacaksınız. Faturalarınızı da her hafta sizi biz kesiyor olacağız. Aras kesiyor olmayacak. Tek farkı bu. Ersin Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar. Sağ olun. Evet, sırada Nice Meal kurucusu Çağlar Bey'i davet edeceğim hemen. Son sunumumuz bu. Çağlar Bey, sesinizi açabilirsiniz, görüntünüzü de. Şu an görüntünüzü açtığınızı düşünüyorum. Siyah bir ekran çıkıyor ama sesiniz kapalı gözüküyor. Şu an bir ses yok Çağlar Bey. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz olmalı. Teşekkür ederiz. Hızlıca başlayalım isterseniz Çağlar Bey, çünkü uzun bir süre oldu. İzleyicilerimizi de daha fazla zamanını almayalım. Hemen sözü size bırakıyorum ben. Tabii ki. Merhaba değerli sevgili katılımcılar. Ben Çağlar Çamlık, Nice Reklam Ajansı kurucusuyum ve Selçuk Ticaret Odası'nda genç girişimci başkan olarak katılım sağlıyorum sizlere. Öncelikle Ideasoft ve Selçuk Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleşen bu webinere hoş geldiniz. Bu güzel webinarın bir parçası olmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Selçuk Ticaret Odası ve Ideasoft ailesine teşekkür etmek istiyorum. 2016 yılından başladığımız dijital pazarlama dünyasındaki yolculuğumuz bugün farklı sektörlerde birçok markayla büyüyerek devam ediyor. Niceman olarak işbirliği yaptığımız markaların dijital dönüşümlerini hayata geçiriyor ve onları dijital geleceğe hazırlıyoruz. Teknolojik altyapımız ve gelişen teknolojiler yakından takip eden deneyimli ekibimiz ile ihtiyaçları olan dijital dönüşüm stratejisini belirleyerek planlarımızı yapıyoruz. Dijital dünyanın bizlere sunduğu birçok hizmeti ajansımız olarak müşterilerimize sunuyoruz. En önemli ve bizim için çok değerli hizmet olan dijital pazarlamada Ideasoft'un yaklaşık bir senedir bayisi olarak e-ticaret dünyasına giriş yapanları bir dijital pusula gibi ürünlerini nasıl internette pazarlama yapabileceğine üzerine danışmanlık veriyoruz. Bunların içerisinde sosyal medya yönetimi ve Google reklam yönetimi ve e-posta pazarı yönetimi bulunuyor. O günden beri dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konularını firmalara hizmet veriyoruz. Bugün burada e-ticaret dünyasında başarılı olmanın anahtarlarından bahsetmek istiyorum. Günümüzde dijital pazarlama ve e-ticaret işletmelerinin büyümesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ancak bu alanlarda başarılı olmak için bazı önemli ipuçlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor kesinlikle. Örneğin pandemi döneminde sonra İbrahim Bey'in bahsettiği gibi ticaretin %80'i e-ticaret geçiş sağladı ve bu büyük rekabet ortamı gerçekleşti.
Gün geçtikçe dijital pazarlama sektöründe ülkemizde aktif olarak dijital pazarlama daha çok aktif olarak kullanan şirketler sayısı gün geçtikçe artmaya başlıyor. Türkiye'de istatistiklere göre Z kuşağın tercih ettiği platform Instagram ve Facebook'tur ve Facebook marketing üzerinden Ideosoft e-ticaret paketlerinden eklemiş olduğunuz ürünlerinizi entegrasyon yapıp sosyal medya üzerinden satışları artırmak ve internet mağazanıza yönlendirme yaparak gerçekleştirebilirsiniz. E-ticarette kesinlikle sürdürülebilirlik çok önemlidir. Yani bir e-ticaret sitesini aldıktan bir yıl sonra kapatan çok müşterilerimiz oluyor. Bunu sosyal medya ve Google reklamlarıyla sürdürmek aşırı önemlidir bu sektörde. Bu yüzden dolayı e-ticaret sektöründe girmek isteyen firmaların dijital bir ajansla çalışmasını daha faydalı olacağına inanıyorum. Sizlere dijital pazarlamada birkaç örnek vermek istiyorum. Hepimiz Google'a sorayım sözünü çok duymuşsunuzdur. Şu an özellikle ben biliyorum deyip hemen Google arama motorundan ön araştırma yapıp hızlı bir şekilde öğrenen insan sayısı gün geçtikçe yükseliyor ve özellikle Z kuşağı basılı yayından uzaklaşmaları gün geçtikçe artıyor. Google ve birkaç arama motoru sayesinde istedikleri ürünün en uygun fiyatları ve algı çalışmaları ile en kaliteli, en gördükleri ürünleri satın alıyorlar. Şöyle düşünelim, dijital dünya büyük bir alışveriş olarak görelim ve gerçek hayatta bir alışveriş merkezine gittiğinizde ilk olarak güvenlik kontrolünden geçersiniz. Bunu dijital örneği olarak Ideosoft e-ticaret paketlerine internet sitesine giriş yapmış gibi düşünün. Ve alışveriş içerisinde gezerken camlarda ve vitrinlerde pazarlamaya uygun stickerlar görürsünüz. Bunlar kampanyalardır ve o vitrindeki ürünü almanız için bir çeşit pazarlama şeklidir. Peki dijital bunu nasıl sağlarız? Dijital dünyada bunu nasıl sağlarız? Burada Google reklamları ve sosyal medya yönetimi ağırlık basıyor ve Google arama ve banner reklamları ürününüzün uygulamak istediğiniz kampanyalar ile pazarlamaya yarayan bir dijital alışveriş merkezidir. Unutmayın, Z kuşağı şu an en çok alışverişini mobil üzerinden yapıyor. İnternet sitesinin %100 mobil uyumlu olması gerekiyor ve bunu Ideosoft sizlere sağlıyor zaten. Mobil üzerinden arama yaparak ürünlere ulaşıyor kendileri. Dijital pazarlama dünyası sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. Bu nedenle bu alanda güncel kalmak ve yeni fırsatları takip etmek çok önemli. İşte bu nedenle Niceman olarak müşterilerimize dijital pazarlamanın pusula gibi rehberlik etmeye başarılı olmalarını sağlıyoruz. E-ticaret dünyasında başarılı olmak için ipuçlarını takip etmek, uzun vadeli başarıyı sağlamanızı yardımcı olabilir. Unutmayın, her işletme farklıdır. Ve stratejilerinizi kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak önemlidir. Bu konuşma boyunca paylaştığınız bilgi işletmenin başarısına katkı sağlamasını umuyorum. Sunumu, pardon, sosyal medya yönetimini ele almak istiyorum. Çünkü sosyal medya yönetimi bu işin en bence vazgeçilmez alanıdır. Sosyal medya yönetiminde bizim öngördüğümüz bir ürün eğer satıyorsanız minimum haftada 3 paylaşım ve ülkemizdeki farklı farklı özel günlerden kaynaklanan bir çalışmalar yapıp hep aktif, yani markanızın aktif olarak gündemde tutmanız gerekiyor. Ürünlerinize farklı farklı kampanyalar yapmak gerekiyor. Örnek olarak bizim de çalıştığımız bazı gıda firmalarında, zeytinyağı firmalarında, ihracat ve Türk içi pazarlamasında bazı kampanyalar ve sosyal medyada gerçek takipçileri elde etmek için çekilişlerle müşterilerinize ulaşmanız gerekiyor. Sosyal medyada yapmış olduğunuz ürün tanıtımlarınızı içeriklerini düzgün bir şekilde yazılarla, hashtaglerle destekleyip onları sponsoru çıkmanız gerekiyor. Bunları yaparken daha çok rakip firmaları analiz edip o firmaların sizin ürününüze benzer ürünleri satarken hangi hashtagleri kullanmış, hangi pazar alanına girmiş, nerede bu ürünleri satıyor, bunları araştırmanız gerekiyor. Google reklamları da bunu desteklemeniz lazım kesinlikle tabii ki. Google reklamlarında da internet sitenizi yaparken, ürünlerinizi eklerken o eklediğiniz anahtar kelimeler çok önemlidir. Bu anahtar kelimelerle birçok internet sitesinde rekabet analizleri yapabilirsiniz. Bunları biz size de sağlayabiliyoruz tabii ki. Örneğin internet sitesinde zeytinyağı satıyorsunuz ve zeytinyağı firmasının rakiplerini analiz edip hangi anahtar kelimelerle sattıklarını görüp onlarla siz de Google reklamlarına çıkabilirsiniz. Sosyal medyayla da destekleyip aynı anda bunu satışlarınızı arttırabilirsiniz. Evet.
Dediğim gibi sosyal medya reklamları üzerinde gelen dönüşümler firmaya belli periyotlarda sunuluyor. Çalışma yapılan markaya ve olan güvenini arttırılması yönelik çalışmalar yapılıyor. Markanın sürekli olarak güncel içerikler üretmesi sağlanıyor. Sosyal medya reklamları düzenli olarak, özel olarak şirketin şablonuyla, şirketin renkleriyle, şirketin logosunun tasarımıyla tasarlanıp, gerekirse videolarla desteklenip, internet pazarına, dijital pazarına girilmesi şart. Bizim ajansımız olarak sunduğumuz hizmetlerin başında en ağırı sosyal medya ve dijital pazarlamadır. Sizlere de şöyle anlatmak istiyorum. Dijital strateji yönetimi, sosyal medya yönetimi, arama motor optimizasyonu, Google Ads reklamcılığı ve sosyal medya reklamcılığı, grafik tasarım ve video üretimleri, bunlar dijital pazarlamanın ana temelleridir. Bunları oluşturmak istiyorsanız biz sizlere yardımcı oluruz. Soru sormak isteyen varsa da elimden gelen desteği yapmak isterim. Çağlar Bey, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Biraz hızlı bir şekilde yapmak istedim. Biraz geç oldu çünkü sunum. Evet, hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Şöyle de ben de bilgi vereyim. Ideasoft sales partnerimiz kendisi, NiceMeet Çağlar Bey. İzmir bölgesinde de kendisi ikamet ettiği için zaten adresi ve telefon numarasını da buraya koyuyoruz. Bizimle de iletişime geçmek isterseniz direkt Çağlar Bey'le de görüşebilirsiniz. Hani yüz yüze görüşmek istediğiniz zaman Çağlar Bey size orada Ideasoft'u temsil eden de sizinle direkt yüz yüze bir toplantı organize edip görüşebilir. Ben bu etkinlikte Çağlar Bey'in emeğine ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Selçuk Ticaret Odası'nın da işbirliği ve desteğine çok teşekkür ediyorum. Gayet verimli ve etkili bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Katılımcılarımız da aynı şeyi düşünüyordur diye zannediyorum. Birçok sorulara cevap bulunduğunu düşünüyorum. Bunun kaydı oluştu. YouTube üzerinden kaydını izleyebilirsiniz bu webinarımızın. Tekrarıyla alakalı ya da önerileriniz ya da akışta hangi firmalar olsun bunlar olursa da bu konularda bilgi almak istedim dediğiniz gibi böyle fikirleriniz varsa da ben de bu aşağıya mail adresimi yazıyorum. Direkt buradan bana dönüş yapabilirsiniz. Biz her ay düzenli etkinliklerimizi yapıyoruz. Çağlar Bey'le de zaten bir dahaki ay yine İzmir'de fiziki bir etkinliğimiz olacak Torbalı bölgesinde. Evet. Buraya da şimdiden hani sizi de davet edebiliriz. Yine birçok iş ortaklarımızla beraber İzmir bölgesinde geliyor olacağız. Ben mail adresimi de buraya ilettim. Önerileriniz, fikirleriniz, hani şunlar da olsa şöyle de yapsanız bizim için daha iyi olabilir dediğiniz önerilerinizi her zaman yazabilirsiniz. Dediğimiz gibi her ay bizim rutin eğitimlerimiz var. Seve seve dediğiniz içeriklerle de bir eğitim planlaması yapabiliriz. Herkese dinlediği için çok teşekkür ederim. Çağlar Bey, tekrardan görüşmek üzere. Ben de görüşmek üzere diyorum Hanım. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel webinarda buluştuğumuza. Evet, sertifikalı bir şeyimiz yok burada. Bir webinar bir tarzı gibi bir durum olduğu için ama böyle bir çalışmalarımız da var. Bununla alakalı dediğim gibi bana mail olarak dönebilirsiniz. Böyle bir sürecimiz de olur Ayşegül Hanım. Yani böyle etkinliklerimiz de var bizim. Fizik olarak geldiğimizde uzun yani 2-3 gün süren eğitim bizim akademi tarafında eğitimlerimiz oluyor ve sertifikalı eğitimler. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana mail adresinden dönüş yaparsanız bunlarla alakalı da görüşme sağlarız. Ben daha fazla uzatmayayım. Daha çok zamanınızdan çalmayayım. Çok teşekkür ederim herkese. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.